Evet arkadaşlar, Borsa Trader kanalından herkese mutlu ve bereketli akşamlar. 15 Şubat'tayız arkadaşlar. Ayın tam ortasında ve bu manada ise biliyorsunuz ki ayın ikinci yarısına doğru giriş yapacağız. Peki bugün neler geçirdiniz, neler yaptınız, keyfiniz yerinizde? Biliyorsunuz ki Borsa Trader kanalı olarak sizlere gün içerisinde sabah saatlerinde birkaç hedef vermiştim ve bu hedefin içerisinde bulunan belli başlı tokenlar vardı. Piyasaların olumlu gelişmesine bağlı ve sinyallerindeki gücü sizlere aktardım. Dedim ki arkadaşlar, bu coinlerde yükseliş potansiyeli hali hazırda bekliyor. Ve buna rağmen ise bugün ne oldu arkadaşlar? Mana token'da güzel bir canlılık yakalandı ve bu heyecan ise yoluna devam etti. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki Rusya ve Ukrayna tarafında da durumlar biraz daha ılımlı bir şekilde ilerlerken piyasalarda buna olumlu ışık yaktı. Bu yeşil ışık yakması tabii ki güzel bir durum yaşattı. Binance'te bugün çok önemli gelişmeler yaşandı. Binance'in CEO'su CZ abimiz işte bize önemli bilgiler aktardı. Ve bu bilgiler içerisinde çok güzel gelişmeler yaşandı. BNB token, BNB coin artık biliyorsunuz ki ilk piyasaya sürüldüğünde bir Ethereum ERC20 token olarak, yakıtı olarak kullanılıyordu. Ve daha sonrasında ise gelişmeler artık farklı bir boyut almaya başladı. Binance global borsanın büyümesiyle Binance'in dünya genelindeki kullanım yaygınlığı ve ağı, uygulaması ve beğenilirliği, kalitesi ve güveniyle Binance artık kendi ağı üzerine giriş yaptı. Binance Smart Chain oldu. Peki bu daha sonra nasıl gelişti ve ne oldu? Hepsini birazdan canlı yayınımızda, Borsa Trader canlı yayınımızda, Bitcoin'deki son gelişmeler ve verdiğimiz sıralı hedefler yayında ele alacağız arkadaşlar. Evet, bu arada katılanlara hoş geldiniz diyoruz. Aynı zamanda TikTok ve YouTube kanalımızda Borsa Trader olarak canlı yayındayım. Bugün gelişmelerinde sizlere güzel bilgiler aktarmaya devam edeceğim ve yavaş yavaş katılımcıların eşliğiyle de birlikte yolumuza başlayacağız arkadaşlar. 15 Şubat saatler 22.50'yi göstermekte. Ayın yarısındayız ve günün ilk sonlarına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. 00'a doğru ilerlerken buradayız. Tabii ki umarım keyfiniz yerinizde, umarım sağlığınız yerinizde. Güzel bir gün geçirdiniz, güzel bir günü geride bıraktınız. Biliyorsunuz ki hafta sonuna doğru ilerleyeceğiz ve bu aralarda yapılması gereken önemli işler var. Geçtiğimiz zaman Bitcoin hafta kapanışını iyi gerçekleştiremedi. Yani vermiş olduğumuz 42.500 seviyesinde gerçekleştiremedi. Bir önceki, yani 14 Şubat dün canlı yayınımızda, yine bu saatlerde yapmış olduğumuz canlı yayının sonlarında bir analiz gerçekleştirmiştim ve analizde sizlere artık bir yukarı yönlü hareketin geldiğinden bahsetmiştim. Tabii ki bunu da geçtiğimiz canlı yayın videosunu YouTube kanalıma abone olup tüm bildirimleri açarak diğer videolarıma göz atabilir, yorumlarınızı ve beğeninizi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Evet, gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz ki yayınımız yeni bir yayın ve Borsa Trader kanalında sizlere en önemli güncel Bitcoin ve altcoin piyasasındaki son gelişmeleri aktaracağız. Binance Chain, biliyorsunuz ki CZ abimizin son zamanlarda Twitter kanalı üzerinden sık sık sosyal medyalarda dillendirmiş olduğu büyük bir projelerden bir tanesi. Yani Binance ağı anlamına geliyor, zinciri anlamına geliyor. Home Announcements, Ekosistem, DeFi, NFT and Gaming, Tech Corner, yani teknoloji köşesi topluluk olarak geçiyor. NFT ve oyun köşesi, DeFi, Ekosistem, açıklamalar, duyurular ve ev olarak geçiyor. Bu siteyi yakından inceleyeceğiz. Tabii ki çok yeni bir site, çok yeni bir başlangıç ama aslında köklü ve kuruluşlu bir başlangıç. Yani dünya kripto varlık birimlerine değer getiren önemli bir isim Binance, biliyorsunuz ki global borsa olarak dünya çapında kullanılmakta. Tabii ki bu manada ise gerekli güncellemeleri sürekli arkasında yapmakta. Bunları birazdan ele alacağız arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bugün Bitcoin seviyelerine bakmıştık. Bitcoin tarafında ve altcoin tarafında dün yayınlamış olduğumuz canlı yayında bunların hepsini ele aldık. Bugün ise sabah saatlerinde sizlere bir video sundum. Bu videoda Mana, SLP ve HIBAR vardı. Biliyorsunuz ki son zamanların yine trend coinlerinden, tokenlarından ele alıp sizlere bir analiz gerçekleştirdim. Tabii aynı zamanda bu analizlerle arkadaşlar
yavaş yavaş piyasayı yakından takip etmeniz ve bu şekilde yola ilerlemenizi sağlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, YouTube kanalımıza Gökhan Bey hoş geldiniz. Selahattin Bey hoş geldiniz. Evet, evet. Dün Fed açıklamalarıyla ilgili bilgiler aktardım size. Fed'in açıklamasını canlı yayınımızda dedim ki 15-16 Mart'ta bu yayın açıklandı. Ya yani bu geçtiğimiz yayında dedik, üzerine basa basa durduk söyledik. Dedi ki 15-16 Mart. Yani çok kafanıza takmayın bu Fed'i. Rusya ve Ukrayna tarafında biraz gerilimin düştüğü söylenmekte. Bugün aktarmış olduğum yine bilgiler arasında bunlar geçiyor arkadaşlar. Evet. Hemen bakalım piyasalara. Piyasalarda son durum arkadaşlar. Dün biz neler konuşmuştuk? Bunları hatırlayanlar varsa canlı yayında onlar yorumlarda bilirsinler arkadaşlar. Yavaş yavaş gelenlere hoş geldiniz diyoruz. 15 Şubat ayın tam ortasındayız. Bitcoin 44.000 seviyeleri üzerinde bir destek kanalı oluşturmaya çalışmakta. Tabii ki şu anda bir yukarı yönlü hareketlerinden sonra RSI bandında aşağı doğru bir eğilim var ama MACD bize dediği konulardan bir tanesi ben hala ortalardayım diyor. Devam edecek. Burada bir destek kanalımız oldu bizim. Ne destek kanalımız oldu bu seviyelerde arkadaşlar? 43.800. Yukarıda ise bizim büyük destek kanallarımızdan bir tanesi vardı. Sürekli kırmaya çalışıp üzerinde destek oluşturmaya çalıştığı 44.500 seviyeleri. Daha yukarıda ise 45.900 seviyeleri, 800 seviyelerini kıracağını ümit ediyorum. Tabii ki arkadaşlar dün yayını kapatırken burada bu yükselişin haberlerini vermiştik. Peki bunun dahilinde daha neler yapmışız? Bugün içerisinde bir mana bilgisini verdik ve ilk hedefimiz geldi. Telegram grubumuzda olanlar varsa mana ile ilgili kar aldıysa bereketi bol olsun diyorum. Yine yolumuza devam ediyoruz. Samet Bey hoş geldiniz. Alaaddin Bey FED konusunda çok fazla takıntı yapmayalım. FED 15-16 Mart'ta bu zaten bilindik bir şey. Dün biz bunu kaynağıyla da canlıya da gösterdik. Gökhan Bey QI bakarız. Kısa vade beklenti olabilir mi? Bakarız belki. İlerleyen dakikalarda Gökhan Bey bakacağız. Buradayız yavaş yavaş. Binance'ın bugün güzel bir açıklaması oldu. Çizgi'nin sürpriz olarak big değişim oldu. Ve MetaFee Universe alanı kuruluşu çok fazla anlam ifade ediyor. Tabii ki birçok dünyanın etrafında, dünyanın belirli başlı ülkelerinde ve topluluklarında açıklamalar ve konferanslar gerçekleştiriyor Binance ekibi. Bu yüzden de kripto varlıklar hakkında bilgi aktarmaları devam ediyor. Tabii ki bu MetaFi olayı hem GameFi hem DeFi, yani hem GameFi hem DeFi ve Metaverse'ün bir alanı olarak pazar payındaki en büyük paylarını kaçırmak istemiyor tabii ki. Öncülük etmeyi istiyor ama biliyorsunuz ki bakacağız artık bunun geleceği nasıl olacak, hep birlikte okuyacağız. BNB token'dan bahsediyor ve BNB token'in artık Binance'den ayrılması gerektiğini dile getiriyor. Ve Binance Smart Chain olarak uzunca bir süre yakın için kullanılan bir token'de BNB. Ve birçok da komisyonları biz BNB'den ödedik. Gelişmeler tabii ki güzel yolda devam edecek. Evet, buraya baktığımızda ben ve bunu Samsung'da gerçekleştirmişti. Atari'de birçok büyük firma ve kurumsallar gerçekleştirmişti ama yoluna devam ediyor. Hemen gelelim Decentraland Mana'ya. Arkadaşlar buralarda geçmiş videolarımı izleyenler buralarda yükselişin başlayacağını haberini verdiğimi bilirler. Alt destek kanalımız arkadaşlar neydi bizim? Tabii ki güçlü destek kanallarımızdan bir tanesi daha önce sürekli çalışmış. 2.46 seviyeleri, 2.48-2.50 arasındaki bant hareketleriydi arkadaşlar. Daha sonrasında ise bir üst kanalımız neydi arkadaşlar? 2.94 dolar seviyeleri ve nereden düşmüştü arkadaşlar? Biliyorsunuz ki 6 dolar seviyelerini test ederek uzunca bir düşen kanal içerisine girmişti. Tabii ki burada bir çanak formasyonu olursa da başarılı olamadı. Denemeleri, trend kırılımları gerçekleşmedi arkadaşlar. Ta ki burada artık yolun sonuna geldiğimizi ve hacimlerin artık alışların devam edeceğini ve güçlü sinyallerin geldiğini size ileterek buradan girenler ve değerlendirenler varsa bereket versin diyoruz. Yukarı yönlü bir yükseliş gerçekleştirdi. Sıralı hedeflerimiz geldi. Burada ise şu anda sıralı hedeflerimiz bir sonraki durağı arkadaşlar 3.14 yukarı yönlü bir mum kapanışı yaptı. Ve RSI ve MACD tarafına baktığımızda alımlar güçlü arkadaşlar. Doğrusu artık ortalamada ikinci kanalı kapatacağı yerlerden 3.16. Evet, TikTokçular yukarıda izleyeceğimiz arkadaşlar 3.31 diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ise 3.61'i kırarak yukarı yönlü arkadaşlar 3.98 seviyelerini görecek Mana Decentraland tarafında. Bir diğer tokenlarımızdan bir tanesi arkadaşlar Telegram grubumuzda sabah robotumuz sinyalini verdi. HIBAR dedik arkadaşlar. Hedera açılımıyla HIBAR. Çift işlem görmekte bakın arkadaşlar. Trend kırılımı gerçekleşti. Sıralı hedeflerimizi izleyeceğini söylemiştik ve yukarıda Telegram. Evet.
bana güzel bir yükseliş elde etti ve sıralı hedefimizi oturttuk. Birinci sıramız geldi. İkinci sıramız tabii Telegram grubunda açıklanma devam ediyor. Güzel güzel karlar edenler varsa kar realizasyonları yapmadan kar size gelmez arkadaşlar. Bu yüzden de dikkat etmek lazım. Bana da tabii ki yukarı bir mum kapanışı, sert bir mum kapanışı, güçlü trendin olduğu bize belirmekte arkadaşlar. Tabii ki EMA Ribbon'a baktığımızda ise yukarı yükseliş daha yeni başlıyor ve burada bir daralma var. Bu yükseliş tabii ki yukarı yönlü artık çıktıkça, genişledikçe, aralar açıldıkça trendin o kadar güçlü olduğunu ifade edecek bize. Evet, piyasalarda tabii ki Bitcoin tarafına baktığımızda ise Bitcoin'de güzel bir piyasa başlangıcı ve açılışı vardı. Hafta içerisindeki işlem hacmi, ortalama hacmi 1.673K. Tabii ki bakıyoruz hemen birçok değişik piyasalardan tepki alan Bitcoin merkeziyetsiz olsa da aslında merkeziyetsiz denilebilir mi? Bu da büyük bir tartışma konusu. Çünkü piyasalardan sıkça etkileniyor. Bunu da dile getiren yayıncılarımız var. Biz de aynı fikirdeyiz arkadaşlar. Tabii ki piyasaların durumu bütün makroekonomik dengeleri etkilediği için yatırım aracı olan kripto varlık birimleri de bunlardan tabii ki nasibini alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, TikTok ve YouTube kanalımızda canlı yayındayız. Yavaş yavaş burada olacağız. Saatlerimiz 23'ü göstermekte arkadaşlar. YouTube ve TikTok kanalında olanlar, değerli izleyenler, yavaş yavaş kanala abone olup tüm bildirimleri açtığınız takdirde buradaki bir sonraki videolarımızdan ve güncel haberlerimizden faydalanmaya devam edeceksiniz. Ayrıca Telegram kanalımızda sinyalimizin, botumuzun sinyalin göndermiş olduğu güçlü sinyaller var. Onları da tabii ki değerlendirenlere bereket versin diyoruz. Telegram kanalımızda, YouTube kanalımızın açıklamalar, herhangi bir videomuzun açıklamalar kısmında bulunmakta. Oradan katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir public, bir private kanalımız var. Tabii ki gelecek günlerde yine sinyaller paylaşılmaya devam edecek. Hem güncel analizler ve alt kripto para piyasasındaki son gelişmeleri burada aktarmaya devam edeceğiz. Global dengeleri eşitleyerek, global dengelerin eşitlenmiş piyasa hacimlerini burada ölçeklemeye ve ölçmeye devam edeceğiz arkadaşlar. TikTok kanalındakiler ekranları dolduralım. Daha TikTok'umuzda yeni bir canlı yayınlara başladık. Bitcoin ve altcoin kripto para piyasasını da ele aldık. YouTube'da tabii ki zaman zaman canlı yayınlarımız olmakta. Değerli izleyenlerin katılımlarıyla her iki kanalda da yayınlarımıza devam ettirmekteyiz arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş ekip ve kemik kadro geliyor. Tabii yeni gelenlere de hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bitcoin tarafına bakacağız yavaş yavaş. Bitcoin tarafında 44.000 band aralığında yukarıdaki ana destek hattımızı kırmaya çalışıyor. Ana destek hattımız tabii ki 44.500 seviyeleri civarında. Bu kanalın üzerinde direnci kırıp desteğe dönüştürmesi gerek. Yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi için 46.250. Evet, 46.200 seviyeleri ve buralarda yola devam etmekte arkadaşlar. Evet, telefonu benim yerime cevaplar mısınız arkadaşlar? Bu bir şakaydı. Devam edelim. Evet, 44.000 seviyelerini tabii ki üzerinde aşması lazım ama burada bir trendin artık yavaşladığı ifade ediliyor. Yani kar satışları buradan gelmeye başladı. Yine üstteki destek direnç kanalımızın üzerine çarptı, dokunduğu gibi çok da gayet güzel temiz dokunuşlar yapmış. Gördüğünüz gibi bu çizdiğimiz yerleri. Bundan sonra bir dönüş, bir düzeltme, hafif bir düzeltme beklenebilir. Piyasalardaki olumlu etkiler devam etmezse bir düzeltme buradaki olduğu gibi arkadaşlar. Bir yatay seyir gidebilir. Yatay trende pekişmezlik söz konusu olabilir ama sıkıştıkça, daraldıkça patlama söz konusu olabilecek arkadaşlar. Yukarıda ise 46.280 civarlarında. Daha sonra arkadaşlar 49.000, 48.000 hedeflerimiz konuşulacak. Tabii ki öncelikle ne yapması lazım? 44.500'ü aşıp 45.500 seviyeleri, 45.900 seviyeleri üzerinde kapanışlar yapması lazım. Dün canlı yayınımızda ne arz etmiştik, ne söylemiştik? Demiştik ki, selamlar Özgür Bey, hoş geldiniz. Dün canlı yayınımızda şu konulardan bahsetmiştik. Burada bir 42.500 kapanışı, kapanış sonrasında yükseliş başlayacağını ve yükselişin başladığına tanıklık ettik, tanık olduk bugün. Dün tabii ki canlı yayınlarımızda birçok katılımcının eşliğiyle gerçekleştirdiğimiz YouTube canlı yayınımız vardı. Tamamıyla 3 saate yakın sürdü. Bu manada ise güzel güzel analizleri değerlendirdik arkadaşlar. Arkadaşlar, elinizde bulundurduğunuz coinleri sepetli YouTube'da belirtmenizi rica ediyorum. Yorumlar sekmesinde gerek TikTok'ta gerek YouTube'da. Bu yıl favori tokeniniz, coininiz hangisi?
ve elinizde hangi sepetinizde hangi coinler bulunmakta? YouTube ve TikTok yorumlarına bekliyorum arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş buradayız. Yavaş yavaş katılıyoruz. Bugün GameFi, DeFi ve Metaverse alanını birleştiren güzel bir sistem, güzel bir ağ piyasaya girdi. Binance Smart Chain artık. İşte Binance Chain geldi ve MetaFi geldi arkadaşlar. Farklı farklı işlemler olacak. Farklı farklı gelişmeler izleyeceğiz önümüzdeki süreçte Binance tarafından. Binance tabii ki ekibiyle, uygulamasıyla yoluna devam ediyor. Gateway borsası devamında, Maxi borsası var devamında, Coinbase var. Tabii ki Coinbase ne yapmıştı arkadaşlar? Super Bowl Amerika'daki bu event etkinlikte dünyanın izlemiş olduğu, birçok taraftarın izlemiş olduğu etkinlikte reklamı geçer geçmez sitesinde yükten dolayı çöküş yaşamıştı. Ve biz de buna bir farklı yorum getirmiştik. Demiştik ki 16 milyon dolara reklamı harcayacağına altyapıyı harcamış olsaydın şu anda o çökmeyi yaşamazdın. Bu şekilde bir şey gerçekleşti. Olumsuz bir tepki gerçekleşti Coinbase tarafından arkadaşlar. Evet, ilerleyen dakikalarda analizlerimize yavaş yavaş başlayacağız. Yeni başladık yayına. Buradayız şimdilik. Evet, gelenler devam ediyor mu? Evet, Ümit Beyazıt, hoş geldiniz tekrardan. Yorumlarda da Ümit Bey, hocam Star Atlas, bunu herhalde copy paste yapmışsın abi. Direkt kopyala yapıştırla, Ümit hocamız kopyala yapıştır yapıyor direkt yoruma. Merhaba hocam, hoş geldin. Evet, piyasaların son gelişmelerini de burada aktarmaya devam ediyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, Bitcoin tarafında durumlar yavaş yavaş dönüş noktasına gelir gibi hissettiriyor bize ama hiçbir şey belli olmaz bu piyasada. Birden yukarı da sıçrama yapabilir. Evet, hemen manaya bakalım arkadaşlar. Mana ilk hedefimiz geldi. Güzel. Yoluna yukarı devam ediyor. Şu 4 saatlik ortalama 1 saat diye baktığımızda. Evet, kanal açıklığı açılma gibi devamı var yukarıda. Ama yukarıda olması güzel. RSI'de bir uyumsuzluk yok. Şimdilik saatlik ortalamada tabii ki arkadaşlar verdiğimizde seviyeler şuradaydı. Mana tarafında baktığımızda girenler varsa %10'luk ortalama, evet ortalama %10'a yakın bir kar elde etmiş. Kar edenlere bereket versin. Burada bir zaten flama formasyonu görür gibiyim ama yavaştan izlemek lazım. Buradayız, takibinde olacağız. Decentraland Mana arkadaşlar, Metaverse bu projelerinden, Metaverse evreninden çıkan ve bizlere Metaverse'ün yılı olacağını simgeleyen, benim Metaverse sepetimde bulunan tokenlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Atlas bana kafayı yedirecek. Ümit Bey, sakin, psikolojimizi ne demiştik? Sade ve taze tutacağız, diri tutacağız, devam edeceğiz. Hızlı Gonzalez Türkmen Bey, hoş geldiniz. Biden, Ukrayna tarafında konuşma yapacak. Tabii Almanya bugün olumlu bir gelişme yaşamıştı. Putin, ikili Avrupa tarafında bir açıklama yaparak Avrupa'da savaş istemiyoruz ifadeleri kullandığı, artık piyasanın tansiyonu yumuşatan açıklamalar bugün basına düşen haberler arasında, bunlardan tabii ki takibini yapıyoruz. Evet, yayın takibi Atlas olacak yakında hocam. Bakacağız yavaş yavaş. Tabii Atlas yapacağız, Verka yapacağız, SLP yapacağız, ondan Axie Infinity yapacağız, yavaş yavaş yapacağız. İsim çok, token çok ama altı sağlam olması lazım. Star Atlas da Metaverse projelerindeki en önemli tokenlardan bir tanesi arkadaşlar. Star Atlas'ın geleceği var. Gateway borsasında listelenmekte. Eğer ki Gateway'da hesabınız yoksa, referans kayıt linkiyle YouTube'daki herhangi bir videomdaki açıklamalar linkine girerek orada aşağıda bulunan
referans kayıt linkiyle hem Binance hem Gate.io hem Maxi borsasında önemli ön çıkışı yakalama şansınız edeceğiniz token ve coinlere ulaşabilirsiniz. Bu da size bir sonraki borsalarda listelenmesi için avantaj sağlayacaktır. Buradan daha hesapları kripto varlık birimlerinde hesap açmayanlar, borsa kullanmayanlara buradan bilgisini aktarılır, duyurulur arkadaşlar. Saygılar ve sevgilerimle. Evet arkadaşlar, bugün gününüz nasıl geçti? Güzel miydi? Neler yaptınız? Piyasalar biraz yukarı yönlü. Herkesin morali keyfi yerinde olması lazım. Ama tabii ki bunlar bizim beklediğimiz seviyeler değil yani. Bir ATH'den sonra gelen seviyeler çok yüksek seviyeler değil. Mehmet Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Evet, Hızlı Gonzales Bey, bugün Mana'da analiz sonrasında giriş yapabildiniz mi? İbrahim Bey giriş yapabildi mi? Hibar vardı. Tabii ki bar tarafında biraz daha yatay trende gidiyor ama oradan da sıkışma gelmek üzere. Her an gelebilir arkadaşlar. Evet, Binance büyük bir yenilik dediği Binance Smart Chain'i Binance Chain olarak ve MetaFi konsepti olarak Sophisticated DeFi ya benim hep dilim dönmüyor böyle ya. Vallahi benim dilim dönmüyor bazı şeylere. Yani tamam vardı ama bazen dilim dönmüyor. Neyse. To all different types of projects such as Metaverse, GameFi, SocialFi, Web3. Bakın Web3. Web3 arkadaşlar yine merkeziyetsiz bir internet sistemi kurmayı hedefleyen bir projelerden bir tanesi. Bunu ele alacağız ve bunun tokenlarını, coinlerini ele alacağız arkadaşlar. Evet. Infrastructure. All the different types, projects such as Metaverse, GameFi, SocialFi. Yani bu MetaFi arkadaşlar, NFT, Web3, SocialFi ve birçok şeyi içeren bir oluşum içerisinde ve bunların geleceğinde ekosistemi güzel bir etkileşim ve entegre olacağını belirten güzel bir proje. Evet, burada da zaten bahsetmiş. You can learn more about MetaFi is previously published article MetaFi when DeFi meets Meta. Yani DeFi'nin artık Meta evreninde, yani Metaverse'le buluşacağı. Metaverse zaten öteki evren anlamına gelmektedir. The birth of the BNB chains marks a significant milestone in the evolution both to BNB utility token and the Binance chain and BCG networks. It kickstarts a new era of more user-friendly and performance-focused blockchain application that will serve the masses and provide organization and business with evet bunu bak yine benim dilim dönmüyor ya. Infrastructure required to migrate to blockchain into to web3. Arkadaşlar BNB chain, yani Binance chain, Binance Smart Chain gibi Axie Infinity yeter artık. Yeni bir başlangıcı, yeni bir dönemin başlangıcı olarak daha fazla kullanıcı dostu, arayüzü ve performans odaklı bir blockchain uygulaması olacağını ve bu da büyük organizasyonlara ve kurumsallara daha güzel bir şekilde blockchain ağına entegre geçiş yapmasını sağlayacağı bir proje olacağını söylüyor arkadaşlar. Web3 alanında bunu da ele alacağız demiştik. BNB chain olacak ve evet, piyasalarda gelişmeler devam ediyor arkadaşlar. Bunların tabii ki bilimlerini kapatmak lazım. Ulusal, global anlamda, dünyanın küresel anlamda. Hemen açıyoruz ve bay bay diyoruz bunlara. Gelişmeleri tabii ki anında haberdar olduğumuz için bunları burada paylaşmak da güzel oluyor. Sizlere son dakika bilgileri de veriyoruz arkadaşlar. Ama şu an yayın esasında bunu biraz daha geri atalım. Evet arkadaşlar, Mana'yı değerlendirenler var mı? Yorumlarda görelim arkadaşlar. Telegram kanalımızda Mana'nın analizinden sonra Mana'yı değerlendirenler var mı? Evet. Mehmet Bey iyi akşamlar. Yayın nasıl? Aa, yayın donmuş. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar yayın var mı şu anda? Arkadaşlar yayın nasıl şu anda? Evet, Metin Bey TikTok kanalına hoş geldiniz.
Evet arkadaşlar, sevgili TikTokçular da biraz performans rica edeceğim sizden. Ekranları dolduralım arkadaşlar. TikTok bu şekilde bir işleyiş yürütüyormuş. Biz de bunu şey yaptık. Yayın var. Evet Mehmet Bey var var. Ozan Bey hoş geldiniz. Flowers hoş geldin. Bugün temizlik tamam. Her şey tamam. İçtima aldım. Her şey tamam. Yoklama alıyoruz arkadaşlar. Birazdan buradayız. Bayram Bey hoş geldiniz. Hızlı Gonzales Bey. 50.000 TL AVAX aldım. 2 saat emir gerçekleşmedi. İptal ettim. Dikkat etmek lazım. Manayı bugün girmiş olsaydınız 50.000 TL ile yatırım tavsiyesi içermeden 55.000 olmuş çıkmıştınız. Muhtemelen şuralardan. Evet. Yani ortalaması almış çıkmıştınız. Mana tabii ki ne yapmıştık biz? Mana ile ilgili. Instagram kanalımıza, grubumuza girenler bu sinyallerden faydalandı arkadaşlar. Üst trend kanalının, düşen trendin üst trend çizgisini, düşen kanalın arkadaşlar üst trend çizgisini kırdı. Tabii ki baktığımızda EMA Ribbon'da yukarı yönlü sinyalini güçlendirdi arkadaşlar. Ve RSI tarafında ve MACD tarafında da alışlar geldi. Ve yukarı yönlü hareketler başlayacak. Sıralı olarak izleyeceğimiz hedefler Telegram grubundaki kanalımızda paylaşıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki buradan yukarı yönlü hareketlerini kırarsa 0.30 sent seviyelerinin üzerine attıktan sonra artık yükseliş biraz daha hızlayacak. 32 ve daha sonrasında ise arkadaşlar 33.6 evet buralar böyle geçti ve burada düşmüştü arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın, ki manayı görüyorsunuz burada ve şu anda biz buradayız. Uzunca bir düşen kanal içerisine girmişti. Tabii ki burada bir çanak formasyonu olsa da başarılı olamadı. Denemeleri, trend kırılımları gerçekleşmedi arkadaşlar. Sakin. Evet. Evet sevgili Hızlı Gonzales, burada girmiş olsaydın. Bu arada Telegram kanalımızda var mısınız arkadaşlar? Telegram kanalımızda olanlar buraya bir artı bıraksın. Görelim kimler Telegram kanalında. Evet sevgili TikTokçular da herkese iyi akşamlar diyorum. Metin Bey teşekkürler. Metin Bey sağlıcakla. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı güzel. Güray'a. Turan Bey hoş geldiniz. Yavaş yavaş. YouTube kanalımızda, Borsa Trader kanalımızda tabii ki. Evet. Yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Samet Bey hoş geldiniz. Flowers Bey hoş geldin. Yayın var. Artı Flowers orada. Zahit hoş geldin. Ozan Bey hoş geldiniz. Yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. Galada bir şeyler mi oluyor? Galada tabii ki bir şeyler olacak yani. Ne olacaktı ki? Uçuş izni istiyor ya Türk Hava Yolları pilotu. Diyor rüzgar tamam uçacağız filan filan. Ondan sonra oradan diyor. İnecek misiniz diyor. Kuledeki soruyor. İneceğiz tabii diyor. Ne olacaktı ki diyor. Yani uçak artık inişe geçmiş. İzin istiyor yani. İnecek misiniz diye soru soruyor kule. Diyor pilotun da verdiği cevap şu. İneceğiz tabii. Ne yapacaktık ki diyor. Ne olacak? Yani evet. Türkiye'de değişik değişik şeyler olabiliyor. Evet. Eğlenceli bir ülkeyiz. Güzel bir ülkeyiz. Cennet gibi bir ülkeyiz. Evet. Evet arkadaşlar Telegram kanalımızda olanlar varsa tabii olmayanlar varsa Telegram kanalımızı buraya dün bırakmıştık sabitlemiştik Telegram kanalımıza katılıp oradan güncel analizleri veyahut da yorumlar kısmındaki herhangi bir YouTube videomuzdaki yorumlar kısmında Telegram kanalımızı açıklamalar kısmında Telegram kanalımızı pardon YouTube'daki herhangi bir videonun açıklamalar kısmında Telegram kanalımızı bulabilirsiniz. Evet. Ozan Bey Atlas Coin'den ben de şu an uçmak istiyor. Gala bakacağız. Burhan Bey orada burada. Hızlı Gonzales Bey orada mısınız? Telegram kanalımızda mısınız? Zahit Telegram kanalımızda mı? Evet yavaş yavaş bakacağız tabii ki. Kapımız açık. Hem private hem genel public grubumuz bulunmakta. Orada değerli güzel analizleri sizlerle paylaşıyoruz. Bana da tabii onlardan bir tane vermiş oldum. Analizlerdendi. Evet yavaş yavaş bakıyorum. Metin Bey TikTok profilimdeki YouTube ikonuna basarsanız abone olun. Tüm bildirimleri açın yapıyorsunuz. Daha sonra herhangi bir en sonki videoların altında açıklamalar kısmı var. Açıklamalar kısmından değerlendiriliyor. Ozan Bey teşekkür ediyorum. Bugün Ozan Bey manadaki hedeflerimizi tutturdu. Yine güzel bir kar elde etti. Bereket versin. Yavaş yavaş bakıyoruz arkadaşlar. Gala tarafına biraz hemen bakalım. Bir galada durumlar nasıl? Evet, Galada zaten yavaş yavaş yukarı bir MACD tarafında biraz satış var diyor saatlik 4 saatliğe bakalım hemen. Evet.
Yani şuralarda bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. 3.61'e kadar ilerleyebilir mi? Zorlar arkadaşlar. Ama tabii ki her an her şey olabilir. Biraz daha bakmak lazım, izlemek lazım. Evet, hemen hemen ortalama aynı. Buralardan bir tepki, satış tepkisi yiyebilir arkadaşlar. Ama yukarı yönlü hareketini yapması için ne yapması lazım? Burada bir yükselen trend vardı. Ama buradaki yükselen trend RSI bandındaki uyumsuzlukla düşüşün habercisiydi. Bu yüzden de buralardan tepki ilk sıralardan burayı eğer kırıp destek kanalı oluşturursa devam eder. Şu anda 4 saatlikte bir yükseliş gözükmemekte ama saatlikte bir yukarı yönlü sert hareketini gerçekleştirmiş. Mum kapanışını yapmış. Daha sonra buraları ters test edecektir. 3.61 0.361 takibinde kalmak lazım. Bu arada bakın Gala Games'te hemen duydu herhalde. Bizi alttan tweet at. Gala Games'te bir haber aldık arkadaşlar. Gala Games devam ediyor. Evet. Speedy Gonzales Türkmen hocamız. Evet. Uyumak lazım. Her şeyi kadere bırakmamak lazım. Tabii analizleri sağlam yapmak lazım. Evet Özgür Bey ben. Evet FTM bakacağız yavaş yavaş. Star Atlas bakacağız yavaş yavaş. Buradayız arkadaşlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. TikTok'ta aynı zamanda devam ediyoruz. Evet. Şey yapıyoruz hemen. Buradan bir diğer kanalımızdan Spell bakalım. Spell Binance Türkiye'ye yeni girdi biliyorsunuz ki. Spell bakmış mıydık biz daha önce? Bakmış olmamız lazım Spell. Evet, Spell'de üçgen formasyonu tamam gibi gözükmekte. Yukarı yönlü hareketin başlangıcı arkadaşlar gelebilir ama biraz yukarıda yatay trendte pekişmezlik söz konusu Spell tarafına baktığımız zaman. Spell'de yine durumlar en dip seviyeni görmüş. 0.050 50 sen seviyelerinde görmüş. Yukarıda ne yapmıştım zamanların en yüksek seviyesi performansını. Evet, bayağı bir düşüş olmuş. 0.60. 0.029 centlerden. Tabii ki şu sıralarda burada bir çiftli dip formasyonu var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yukarı yönlü hareketini yavaş yavaş başlatacağına inanıyorum ama bayağı bir satış olmuş, bayağı bir alış olmuş. Artık geniş tabloda durumlar bu şekilde ama yukarı yönlü hareketler gelecek. Baktığım zaman hemen Spell'de şu kanal destek kanalı oluşturmuş. Bunun üzerine denemeler yapmış. Tabii ki geçmiş performansını burada çok fazla gözükmüyor. Ama burada şu an bize gösteren tabloda burada bir topu formasyon oluşmuş ama yükselirken yükselememiş yani yükselme burada bir topu sol omuz baş sağ omuz topu formu ters omuz baş formasyonu ama yükselişi gerçekleştirememiş. Baktığımızda RSI'de kararsız bölgede ama beklediği alışlar var yavaş yavaş gelecek. Evet saatliğe baktığımızda arkadaşlar bir düşen trend hakim. Yukarıdan beri bir düşen trend hakim. Buradaki topo formasyonu aktif olamamış. Tabii ki tekrar düşünü gerçekleştiriyor. Buralarda tabii ki bir düşen trend var. Burada da son safhada arkadaşlar. Burada tam dibi görüyor. Tabii ki iğne atıyor buralara. Herhalde satış baskı, satış emirleri, alış emirleri, short ve işlemlerden spell. Çok fazla bir hacmi olmuyor şu sıralar. Tabii ki şu an işlem görmüş olduğu 0.63 6.91 seviyesinde yükselmiş ama bakmak lazım. Takibinde kalalım. Burada yatay trendde pekişmezlik var. Burada bir alış var. Alışın sonu var MACD tarafında saatlikte. Tabii 4 saatlikte arkadaşlar bir alış başlangıcı yukarı yönlü hareketlerini başlatabilir. Takip edelim yavaş yavaş. Tabii ki nereler gelecek? Evet, baktığımızda sıralı hedeflerini tabii bir sonraki direnç destek noktaları buraları aşması lazım arkadaşlar. 0.070'i aşması lazım. Daha sonra 83. Daha sonrasında ise 98 denemeler olacak. Yukarıda ise arkadaşlar devamında 0.014 sen seviyelerine gelecek Sipel tarafında. Sevgili Turan Bey. Evet, Sipel tarafında durumlar bu şekilde. Evet, dedim tadilat hoş geldiniz. Atlas yapalım, Atlas da yapacağız. Evet, herkes bütçesine göre giriyor sevgili Flowers.
Hızlı Gonzalez, hocam uyuyamıyorum, 500.000 TL Bitcoin aldım. Hocam kademe kademe girmek lazım. Kaç noktalardan aldınız, kaç hedeflerini aldınız, yani kaç seviyelerini aldınız, ona da bakmak lazım. Umarım analizlere göre almışsınızdır. Dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar, gününüz nasıl geçti? Umarım keyifler yerinde, güzel bir zaman geçirdiniz. Yavaş yavaş buradayız. Binance'in bugün bir yeni tanıtımı oldu. MetaFi projesi. Bu tabii ki gelecekte GameFi ve DeFi'yi birleştirecek güzel şekilde güzeli bir ağ oluşturacak bize. O yüzden de yoluna devam edecek. Evet, dün canlı yayınımızda ne demiştik arkadaşlar? Piyasalarda bir yükseliş geleceğini demiştik değil mi? Hadi bir canlı yayınımıza bakalım mı? Tekrar biraz daha topladım, üzerine koydum. En son neredeydik biz? United States Mars Metaverse. İşlemlerin nesliydi. Piyasalardaki manipülatif haberlerle, yani tamamıyla makro faktörel etkenlerle tekrar bu seviyeler üzerinde kalmayı başardı. Shiba şu anlık devam ediyor. Tabii buraları kırması lazım. Daha sonra 0.4036 seviyeleri yakın takipte kalacağız. Evet, Can Bey, Ethereum bakalım yavaş yavaş da. Ethereum az önce bakmıştık ama biz ya. Evet, alışlar Ethereum evet, tarafında da geliyor arkadaşlar. Telegram kanalımıza. Kanalı trendi kırmış, kırdığı kanalı test etmiş arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketleri gerçekleştir, beklenebilir. Sıralı hedeflerimiz bizim 3278 dolar, daha sonrasında 3486, daha sonrasında 3800 dolar hedeflerini izleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde yapması lazım 3265 seviyesi üzerinde kapanışlar yapması lazım Ethereum tarafında. Tabii bundan da önce 3150 tarafında kapanışlar yapması lazım. Alışlar başlamış Ethereum tarafında, yükselişin işaretleri geliyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sevgili arkadaşlar, sevgili Cihan Bey. Hedayat Bey, arpayı inceledim. Bu videonun tekrarı var. Canlı videolar sekmesinde kanalıma abone olup tüm bildirimleri açarsanız canlı videolar. Evet, bir sonlara bakalım hemen. Mekte yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştireceği düşünüyorum. Şuraları görmemiz aşikardır arkadaşlar. Olumsuz evet, bir gelişme yaşanması total market belirledi. Buna nazaran yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Umarım herkesin keyfinin ve bereketinin, sağlığının bol. Yani Ukrayna, Rusya Ukrayna'nın NATO'ya girmesini istemiyor. Çünkü Polonya'yı kaybetti. Burada bir destek kanalı oluşturmaya devam ediyor. Yukarı sıralı olarak hedefi yakın vadede 0.4036 seviyeleri kırmak zorunda. Evet, Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin ne demiştik? Oraları aşacak demiştik ve yükseliş başlıyor demiştik. Dün son canlı yayınımızın bir önceki yani canlı yayınımızın kapanışında burada olanlar var mıydı o yayında? Evet, ne demiştik? Biz buralarda yükseliş başlıyor demiştik değil mi? Buraları test edecek demiştik. Ve bunların ve ne oldu? Tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Tabii ki analizim bize vermiş oldu bilgiler doğrultusunda. Gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Değerlendirenlere bereket versin. Umarım Hızlı Gonzales de oradan girmiştir. Evet. Hocam Dent nasıl? Ben Dent'ten biraz uzak duruyorum. Bu benim şahsi fikrim. Atlas 10 dolar olmazsa, teşekkürler dedim tadilat. Atlas yapacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Atlas 10 dolar olmazsa yandık hep beraber, 10 dolara doğru hücum hocam yapacağız. Evet. Totem mi yapacağız Atlas 10 dolar olmazsa Ozan Bey? Tabii yaparız, neden olmasın. Esprisinden. Hocam Dent nasıl? Türkmen Bey bugün süperdi. İnşallah yarın daha iyi olur. Bir kar satışı gelebilir. Sevgili Hızlı Gonzales Bey, eğer ki geri bir çekilme, piyasada olumsuz bir şey dönmezse, FED kararına çok takılmayın. Suni düşüşler yaratacak arkadaşlar. Alsat yapmıyorsanız orta ve uzun vadeciysiniz. Ama FED artık Amerika'da dolarları toplayacak. Yani bu makroekonomik ilişkilerde faizlerin kalıcı olduğu belirlendi ve faizlerin düşmesi için faiz artırımına gidecek. Bu da şunun işareti, basmış olduğu paraları Amerika'da toplayacak artık. Bu yüzden de ne olacak?
bir faiz artırımına gidişte dolarlar Amerika'ya doğru yönelecek. Gelişmekte olan ülkelerin elindeki döviz birimlerine karşı Türk lirası veyahut da başka farklı para birimleri cinsinde karşısında dolar güç kazanması anlamına gelecek. Çünkü dolarlar merkezinde toplandıkça ülkedeki dolarlar çıkacak. Yani bir az arzın çok olması, talebin çok olması fiyatı yükseltir arkadaşlar. Arzın çok olması fiyatta düşüklük gösterir. Dolar indeksine baktığımız zaman tabii ki dolar indeksinde piyasa nasıl şu an, dolar indeksinde baktığımız zaman dolar indeksinde bir düşüş olacak gibi görüyorum ama çok da fazla bir değişiklik yok. Bu arada Hibar arkadaşlar baş kaldırdı. Hibar beklentimizde gelecek yakın zamanda inşallah. Bir de şuradan şunu ifade etmek isterim. Değerli izleyenler, sevgili izleyenler. Her analiz aynı saatte gelmeyebilir ama girileceği saatler ve girileceği zamanlar kademeler vardır. Onları orada belirtiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte destek seviyesinden alım her zaman önemli. Dirençten satmak lazım. Tabii asat yapmayacaksınız. Orta ve uzun vadeliyseniz tutmanızı öneririm. Coin'i baştan sona araştırmasını yaparız. O şekilde kendiniz mantığınıza uyuyorsa kendi bütçenize göre kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Evet. TikTok kanalımıza da katılanlar oluyor. Oh my god diyor. Oh my god. Evet. Silvio Berlusconi bu ne diyor ya? Oh my god diyor ya. Ben teşekkür ederim. Evet, Dogecoin'e de bakacağız yavaş yavaş. Teşekkürler Ramazan Bey. Yayınlar. Hoş geldiniz. Bedir Bey hoş geldiniz. Evet. Ekranları dolduralım arkadaşlar. Sevgili TikTokçuların performansı da güzel oluyor. Görmek lazım. YouTube kanalımızda da evet. Karımı aldım şükür diyor. Gayet güzel. Tamam, dikkat etmekte fayda var. FOMO'ya kapılmayın. Atlas yapacağız yavaş yavaş. Ozan Bey teşekkür ediyorum. FED kararı sonrası bir suni düşüş yaşanabilir ama 16 Şubat değil 16 Mart. 15-16 Mart arkadaşlar. FED'in toplantısı. AVAX bu yıl sonu 300 gelir mi? Analize bakacağız. Bu mega boğa girdikten sonra 300 dolarları AVAX için biraz komik kalabilir arkadaşlar. Avalaps arkasında. Yavaş yavaş bakacağız. Metin Bey TikTok tarafından bulabildiniz mi Telegram kanalımızı? Evet, Cihangir Ceyhan hocam, Nulls Coin için alım yeri neresidir? Bakalım hocam, birazdan yavaş yavaş bakalım, buradayız. Ozan Bey hocam, sizi dinledim, çok mutluyum. Çok sağ olun. Dediğiniz çıkıyor. Tahminlerimiz doğrultusunda, tecrübelerimiz ve tahminlerimiz doğrultusunda burada yorumlarımızı bırakıyoruz. Yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte arkadaşlar. Tabii araştırıyoruz bayağı biraz da. Piyasa çok kırılgan arkadaşlar. Yani rüzgar aşırı etkilenen bir piyasadayız. Zaten direnci ayrı, satış baskısı ayrı, kaldıraçlı işlemleri ayrı, totallik olanlar ayrı. Yani herkes var bu işin içinde. Evet, Can Bey hoş geldiniz. Yavaş yavaş buradayız arkadaşlar. Hocam yükseliş devam edecek mi? Kişisel kanaatiniz. Benim kişisel kanaatim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir satış, bir düzeltme, ufak bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Şu anda zor ama aslında bu direnç düzeltmeler buradan değil. Sevgili Can dün yayında mıydın? İzlediniz mi? Burada buralardan Bitcoin'in çıkacağının işaretini vermiştim. Biz dün yayını neredeydik? Buradaydık değil mi? Bitcoin'le dünkü yayınımızda biz neredeydik? Hemen bakalım arkadaşlar. Evet. Herkesin sonlarına doğru geldik. Dün hangisi? Beğeni ve yorumlarınız için Çin'den teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup tüm bildirimleri açarak bir sonraki videolardan, canlı yayınlardan haberdar olup Telegram grubumuza da katılanlar da az da olsa sinyal grubumuzun vermiş olduğu sinyallerden faydalanıp robot isteyenler varsa arkadaşlar Borsa Trader FX sinyal robotumuzdan da faydalanabilirler. Telegram kanallarında daha çok hızlı haber alma, haber verme yetkisi tartışmaları da açık orada. Evet, biz bu hemen analizime geçeceğiz. Herkesin keyfinin ve bereketinin, sağlığının bol olduğu güzel bir gün uyanmak niyetiyle, uyanmak dileğiyle tüm katılımcılara sonsuz saygı ve sevgilerle, kucak dolusu sevgilerle
güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki yayın ve şu analizimizi hemen analizimizi bulalım. Kimse yemez arkadaşlar. Yapamazlar. Güzeldir. Umarım yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştireceğini evet. düşünüyorum. Şuraları görmemiz aşikar. 42.600 seviyesindeydik biz dün. Yani buradaydık. Dün tabii ki giriş olsa Bitcoin için %5 kar. 3000 dolara yakın bir rakam. Gayet güzel. Tabii bu direnç üst kanal, ana desteği direnci, yani daha önceki destek kanalı direnç olup desteği kırmaya çalışacak. Burada bir hafiften bir düzeltme gibi görülüyor. Saatliğe baktığımızda dediğimiz gibi şu noktaya çarpması beklenir. 43.800'lere çarpması beklenir. Zaten iğne bırakmış. Daha aşağı giderse arkadaşlar 43.240'lara çarpar ama buradan yukarı yönlü hareketin devam ettirmesi için şu kanalın üzerinde kapatma, yani destek kanalı mum kapanışı yapması lazım arkadaşlar. Bitcoin yükseliş trendi içerisinde zaten buraya baktığımızda uzunca düşen bir trendimiz vardı. Bu trendi ne yaptı? Kırdı arkadaşlar. Bu trendi kırdıktan sonra olay durumu değişti. Yani durum değişmesiyle trendin kırılışını burada haberini vermiştik. Buradan zaten buralardan sıkışma olan geçmiş yayınlarımızda şuralarda yani buralarda evet 42'deydik sevgili Gonzales. Evet 42'deydik. 3000 yani 44.500 güzel. 2000-3000 şu an gireceği yanmaya bakacağım. Evet son haberlere bakabilirsiniz anladık. Bakarız son haberlere. Çok manipülasyon yapma haberler biliyorsunuz ki şişirme haberler var. Evet bereket versin Gonzales Bey. Atlas yapacağız Ümit Beyazıt Bey. Aceleniz var herhalde. Yapacağız Atlas'ı. Avax biliyorsunuz 300 gelecek. Evet 42'ler dedik doğru. Kapattık. O şekilde dediğimiz tahminlerimiz geldi. Evet. Şuralarda arkadaşlar. Yükseliş her an başlayabilir. 2 haftaya yakın süre içerisinde burada zaten vermişiz bakın. Hadi şuna da bakalım. Eğer ki 10 gün önce trilyon dolarlık bir hacim işlem hacmi arasında sıkışmakta arkadaşlar. Tabii ki total 2 market cap verilerine baktığımızda bir yükseliş kanalı içerisinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Burada bir yükselen dipler görüyoruz. Bu yükselen diplerin tabii ki yükselen diplerin arkadaşlar buradaki yükselen diplerin total 2 market cap verilerinin daha da yukarıya doğru yükselmesini delalet edecektir. Şu şekilde yukarı doğru yükselmesini delalet edecektir arkadaşlar. Başlar gidelim. Herkese tekrardan haftanın son gününden merhabalar ve bereketinizin bol olması dileğiyle yeni bir Bitcoin analiz ve altcoin kripto para piyasasının takibiyle ilgili karşınızdayız arkadaşlar. Bitcoin arkadaşlar güne 37.320 seviyelerinde başladı. Önceki gün kapanışı da yine bu seviyelerde yapmıştı. Tabii ki gün ortalaması 37.100 civarları ile 38.300 dolarlar arasında ilerlemekte arkadaşlar. Biz hemen baktığımızda bizim bir düşen kanalımız vardı. Düşen kanalımızın sonrasında oluşan bir yükselen trendin içerisinde bir giriş yaptı. Bitcoin yükselen trend içerisindeki kanal arası simetrik üçgenimiz değil. Üçgen formasyonun çalışmasıyla arkadaşlar Bitcoin bir yükseliş evresine girmişti. En son hangi seviyeleri test etmişti Bitcoin arkadaşlar? Dip noktasına baktığımızda buralarda 33.000 seviyelerine kadar iğne atan Bitcoin tekrardan yükselen kanal içerisine doğru hareketlerini gerçekleştirdi. Ta ki buradaki bir düşen trendin kırılımı gerçekleşmesi söz konusu olacakken arkadaşlar 39.000 seviyeleri 39.200 seviyelerini test eden Bitcoin bu yükselen trendi kıramadı. Kıramayınca da arkadaşlar tekrar satış baskısının direnciyle aşağı doğru yön aldı. Ve buradaki yükselen bir trendimizin çıkışı dışına taşaraktan tekrardan buralarda bir hafif bir destek kanalı oluşturmaya çalışsa da Bitcoin yukarı yönlü tekrardan hareketini gerçekleştirdi arkadaşlar. Burada bir topu formasyonu oluşumu görüyorum arkadaşlar. Yavaştan tabii ki bu trendin kırılımıyla üst düşen kanalımızın büyük tabloya baktığımızda arkadaşlar düşen kanalımızın üst trend çizgisinin kırılımıyla arkadaşlar burada tekrar test edip bir topu formasyonu ters omuz baş formasyonu aktif olacak ve daha sonra yukarı yönlü sıralı olarak hedeflerine devam edecek. Tabii ki bunu ne yapması gerekiyor arkadaşlar? 41.700 seviyelerinde 41.700 seviyelerinde Bitcoin'in kapanış yapması gerekiyor. 41.500 seviyeler üzeri Bitcoin'in kapanışlar yapmaları gerekiyor. Tabii ki o seviyelerde bir dirençle karşılaşıp satış baskısı da
yeme ihtimalleri arasında. Tabii ki şu sıralar 37.900 dolar seviyelerinde işlem görse de Bitcoin arkadaşlar yönünü yukarıya doğru çevirmiş, kritik seviyelerden alım sinyali gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Büyük tabloya baktığımızda hemen artık düşen kanalın bir kırılımı söz konusuydu. Burada ne oldu? Kanalımız çok güzel çalışmış. 69 bin dolarlardan aşağı doğru bir düşen kanal. Uzunca bir süre arkadaşlar baktığımızda geçtiğimiz yılın Kasım aylarının sonlarına doğru ve şu ana kadar bir düşen kanal söz konusu. Bu düşen kanalının kırılımıyla arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bir yükselen trendin başlangıcı var. Burada bir akümüle süreci var Bitcoin'de. Bu Bitcoin'in şu sıralar tabii ki ne yapması lazım? Bu trendin üzeri trendi kırması lazım. Bu trendi kırdıktan sonra arkadaşlar buradaki üçgen formasyonun aktif olmasıyla son evrede ise topu formasyonunun gerçekleşmesiyle arkadaşlar burada bir omuz, burada bir baş, burada bir omuz tabii ki trend kırılımı gerçekleşecek. Daha sonra burayı retest edecek ve yukarı yönlü hareketini başlatacak arkadaşlar. Tabii ki bizim ana destek noktamız neydi burada? 35.000 seviyeleri büyük tabloya baktığımızda ana desteğimiz 35.000 seviyeleriydi gördüğünüz kadarıyla. Burada görüyorsunuz bu seviyelerde direnç ve destek noktasını test etmiş arkadaşlar. Burada altı destek olarak çalışmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olmuştu? Eğer ki 37.000 seviyelerinden yani bu seviyelerden takip etmiş olanlar varsa 37.000 seviyelerinden bizi takip edenler olmuş olsaydı Bitcoin 37.000 %20'lik bir kar, 21'lik bir kar elde ederdi. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 37.000'in tabii ki %10'u biliyorsunuz ki 3.700 yapar, 20'si ise 7.400 yapar. Bu şekilde 7.400 dolar iyi bir para tabii ki, bütçesi farklı olana nasıl artık sağlık olsun diyoruz. Yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte değerli izleyenler. Evet, analizlerimizde geçmişten bahsetmiş. Dogecoin tarafına geleceğiz yavaş yavaş, diğer kanallarımızdan da istekler var. Evet, Cihangir Bey, hocam Nulus Coin için alım yeri neresidir? Nulus Coin'e bakacağız. Haberleri de bakacağız yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olanlar tabii ki tüm bildirimleri açarak bir diğer videolarımızdan yine zamanında haberdar alacaklar, haberdar olacaklar. Tabii TikTok kanalımızdakiler de beğeniler tabii ki ekranı dolduralım arkadaşlar. Daha yeni kanalınız organik bir şekilde büyüyeceğiz, desteklerinizle şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Borsa Trader kanalında arkadaşlar, kanallarında Telegram kanalımızda sinyal grubumuz var. Tabii ki bir diğer YouTube kanalımızda ise gündelik video ve uzun matrajlı videolar ve güncel kripto borsa birimleriyle ilgili haberler ve analizler yayınlanmakta. TikTok kanalımızda ise 5 dakikayı aşmayan ama güncel olarak bilgilere değinmiş olduğumuz yine kripto bilgilerle ilgili, kripto varlık birimleriyle ilgili yani haberler ve analizler de kısa kısa yayınlanmakta arkadaşlar. Tabii ki takip edenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarımızda bu güzel fırsatları, alım fırsatlarını değerlendirmeleri kaçırmamanız için tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, Asıl için Nulus Coin, Cihangir Bey'in bir talebi var. Hemen bakalım Cihangir Bey'in talebine de yavaş yavaş Atlas'a geçeceğiz. Ümit Bey Atlas'a geçeceğiz. Ümit Bey'in sabrına hayranım. Ümit Bey tabii ki bu piyasada sabır çok önemli, psikoloji çok önemli. Diri tutmak lazım bunları. Bunları diri tuttuğumuz sürede bütün analizler ve bütün beklentiler karşılanır arkadaşlar. Öyle olduğunu umuyorum. Eğer ki Token ve Coin'in projesi 6 sağlamsa arkadaşlar. Devam edelim. Evet, yavaş yavaş. Sevgili Cihangir Bey, Nulus'un alım yerine bakacağım ama volatilitesi yüksek olan bir coin'de asat yapmanız mantıklı. Evet, evet, volatilite var. Burada bir üçgen formasyonu oluşmuş. Tabii yükselen tepeler, yükselen dipler var. Burada bir yatay trende pekişmezlik var. Daraldığını işaret ediyor. Yani her an patlama gelebilir sevgili Nulus, sevgili Cihan Bey. Tabii balina sinyali var. Bu bildiğiniz balina sinyali. Sağlam da bir geçiş yapmış. Burada balina sinyali var. Balina sinyali ne kadar pump yapmış, yaptırmış. %30'a yakın pump yapmış balina sinyali. Burada neye vermiş tekrardan.
Yani yarısı köpük. Ama giydirmiş yani güzel bir şekilde. Burada düşen kanal var zaten. Düşen trendin kırılımı olmamış ama yatay trende pek işmezlik var. Burada bir ikili dip formasyonu görüyorum yakın tarihte. Tabii ki yükselen trend içerisinde burada gözükmekte. Burada ne yapacak arkadaşlar? Üçgen formasyon aktif olursa eğer ki bu kısımdan yukarı yönlü hareketini başlatacak. Tabii ki Nus'un daha önce biz şeyine bakmışız aynı zamanda. Bak düşen formasyon ama kırmamış yani. Yatay trende gelmiş çünkü yatırımcı çekme sorunu var muhtemelen Nus'un. Ama balina ara ara bak burada karlarını almış. Evet ben bu zaten Nus'u örnek olarak göstermiştim. Şuralara emir koyun. Buradan satış verin. Buralara emir koyun. Burada zaten balina vermiş güzelce ama yatay trende düşmüş yani. Tekrar burada bir balina. Evet balinaların oyunun ağında yani bu Nus token arkadaşlar. Yukarı hedefini ne yapması lazım? 0.64 yapması lazım. Daha sonra 87. Tabii volatilitesi oluyor ama balinaların eline kalırsın. Yani sevgili Cihangir Bey, balinaların eline kalmak biraz sıkıntı yaratabilir. Evet, sevgili Ümit Bey, Atlas Hocam diyor. Ümit, evet hocam, sizi görünce heyecanlanıyorum. Dediklerinizin doğru çıktığı için. Biz sadece tahmin yürütüyoruz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bu yüzden de yine siz araştırmalarınızı yapmanızı önemli. Buradan rica ve saygıyla duyurulur. Tabii ki teşekkür ediyorum. Güzel itibat ve düşünceleriniz için. Bizler de insanın sonuç itibariyle karşımızdaki yatırımcının psikolojisini okumak, geçmiş grafiğe bakarak bir yorumlamamızı katıyoruz. Sadece bir yorum katıyoruz tabii ki. Amacımız sizin varlıklarınıza yön vermek değil. Sadece kendi yorumlarımı sizlerle paylaşmak bu şekilde. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet sevgili NK hoş geldin. Yavaş yavaş geçiyoruz. Evet arkadaşlar gününüz nasıl geçti? Bugün biraz yorumlar kısmına önem yükleme yapalım. Gününüz nasıl geçti? Biraz bahsedin kendinizden. Neler yaptınız? Hayatınızda neler değişti? Neler? Nasıl bir karar aldınız? Kripto varlık para birimindeki piyasadaki güveniniz nedir? Heyecanınız nedir? Hangi borsaları kullanıyorsunuz? Bunlardan bana biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Kripto varlıklarınıza sempati duyuyor musunuz? Bunlarla ilgili duymuş olduğunuz, böyle çok yakın hissetmiş olduğunuz bir token veya da coin var mı, kendinize çok inandığınız, güvendiğiniz, bunları lütfen yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Evet bu arada TikTok tarafında da beğeniler geldiği zaman o taraflarında analizlerini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. TikTokçular biraz kendinizi gösterin. TikTok kanalımız da yeni. Biz çok bilmiyoruz TikTok'u ama orada kısa kısa videolarımızı yayınlıyoruz. Kaliteli içeriklerin devamı için sıralara yerleşmemiz lazım. Yavaş yavaş bu da organik olarak şey yapacak. Hocam CTXC, evet Türkçesi CTXC hakkındaki görüşleriniz nedir? Bakalım hemen. Raka Binance'e gelirse, evet Raka eğer ki Binance'e gelirse tahminen kaçı görür? 2-0 atar mı? Bunun söylemesi için, bu tahmini yapmam için Raka'nın tabii ki o Binance'in başlangıcını görmemiz lazım. Çünkü oradaki volümleri görmeden şu anda böyle bir şeyde bulunmak, yorumlamada bulunmak yanlış olur diye düşünüyorum. Ama Binance'e gelirse 1-0 atacağının düşüncesindeyim en kötü ihtimalle arkadaşlar. Evet Cancan hocam Raka'da alsat yapıyorum olarak sürekli ama korkuyorum pump. Evet zaten bu trendi kaçırırsan bekleyeceksin. Düzelene kadar beklemen lazım taktik. Yoksa beklemezsen Raka'da trend kaçarsa coin sayın arzı düşer. Yukarıda zaten coin sayın arzı düşerse kar matrajın düşer ve az bir karla devam ettirirsin. Önemli bunlar, çok önemli. Tabii ki volümlere bakmak lazım yani. Öyle tabii balina da girer, alır. Evet, Raka ile ilgili geleceğiz. Yavaş yavaş geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diğer taraftan Doge var. Tabii ki sevgili yorumcularımız, katılımcılarımız. Evet. Evet, Belirhan Bey Doge rica etmiş. Tabii ki TikTok'ta bizi gücünü göstermeli. Burada yavaş yavaş analizlerimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Elon Musk'ın yalama etmiş olduğu ya ben bunu var ya ağzıma dilime dolandı. Elon Musk'ın elimde oyuncak etmiş olduğu Dogecoin adıyla tokenlardan bir tanesi arkadaşlar. Sizce Elon Musk bu token'ı
Token'a faydalı mı oldu yoksa zararlı mı oldu? Yorumlarda bunu tartışalım. Hadi. Evet. Elon Musk sizce Dogecoin'e kötülük mü yaptı, iyilik mi yaptı? Bunu lütfen tartışalım. Yorumlarda bekliyorum. Evet, Dogecoin. Şöyle devasa bir pump yaptı, bir dump yaptı, sonra bir daha pump yaptı, sonra bir daha dump yaptı ve öylece kaldı ta ki bir sonraki hareketine, yani Ağustos'taki 2021 Ağustos'a kadar arkadaşlar. Tabii daha sonra yine ufak ufak Elon Musk burada kar satışları yapıyor herhalde, muhtemelen öyle düşünüyorum çünkü kimse Dogecoin yüzüne bakmıyordu. Elon Musk'ın tweet'i sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Ama daha sonrasında Elon Musk alacağını aldı. Dedi ki hadi size kolay gelsin arkadaşlar. Tabii daha sonra baktı tweet'leri çalışmıyor. Dedi ki ya dedi bu tweet'ler çalışmıyor. Dogecoin ekibi bir şeyler yapın. Yüklenmeye başladı Dogecoin ekibine. Ama Dogecoin ekibinde bu gelecek gelmedi. Belki de çok gizli projeler yürütüyor olabilirler arkadaşlar. Yani McDonald's atıflarda bulunuyor. Mesela geçen Elon Musk ne demişti? I will eat the Happy Meal on TV if McDonald's accepts Dogecoin demişti. Yani McDonald's Dogecoin ile ödemeyi kabul ederse televizyonların karşısında bir Happy Meal menüsü açacağım demişti. Yiyeceğim demişti. Afiyet olsun dedik ama yine de bir işe yaramadı Dogecoin tarafında. Ancak şöyle bir zorlaya ittire kalktıra bir şeyler oldu. Tabii ki Dogecoin'i uzun vadeli tutanlar var, inananlar var. Elbette ki bir şeyler yapar, yapacaktır. Çünkü öyle düşünüyorum. Çünkü Elon Musk Tesla tarafında merchandise tarafında, yani kabul edilebilir bir ödeme sistemi olarak entegre etmeye çalışmakta. Ama sorumluluk almadan kabul etmeye çalışmakta. Dedi ki bize gelmezse biz sorumluluk almıyoruz yani. O yüzden biraz daha değişik sistemler devam ediyor. Evet, Can Bey, Raka'da Telegram grubumuzda asal sinyallerimiz olacak. Raka ile ilgili de gelecek. Onu orada birlikte bakalım, yapalım. Uyarsa tabii ki. Ümit Bey iyilik yaptı. NK hiç hareket etmiyor hocam. Raka yapıştı kaldı. Raka akümülü oluyor. Raka'ya da bakacağız birazdan. Evet, Block Topya çok düştü. Alım yeri diye düşünüyorum hocam. Kademeli almak lazım. Emirlerinizi koymayın. Ben bugün mesela aldım saatim bayağı bir. Güzel de şey yaptım. Coin sayınızı yükseltmeye bakın. Güzel sinyaller geldi. Evet, iyilik yaptı. Ümit Bey demiş iyilik yaptı. Elon'un piyasanın en büyük balinası. NK Axie Infinity nereye gider hocam? Ufaktan yürüyor gibi. Tabii ki Axie Infinity ufaktan yürüyor gibi. Hemen analize bakalım Axie Infinity'nin. Evet, Axie Infinity'de kapsamlı bir çalışma yapmışız zaten. Günlükte 4 saat diye hemen geçelim. Evet, düşen trendi kırmış ama verdiğimiz zaten ufak hedefleri gelmiş ama daha sonra bir düşüş trendi içerisine girmiş. Bakın burada yine burada düşen trendini kırmış ama yukarı yönlü hareketlerini yaptıracak eksiğini. 4 saatliğe baktığımızda yavaş yavaş bir yukarı yönlü hareketler gelecek diye düşünüyorum Axie Infinity tarafında. Tabi izlemek lazım. Axie Infinity'de gelmesi için öncelikle kırdığı şu seviyeleri, 69 dolar 70 dolar seviyelerini şey yapması lazım. Uzunca bir düşen kanalımız vardı burada bizim yine. Nerelerden düşmüştü Axie Infinity? 180 dolarlar civarlarından düşmüştü yani. 170 ortalaması civarları dolarlardan düşmüştü. Uzunca düşmüş, denemeler yapmış ama kıramamıştı. Daha sonra arkadaşlar bir kırılım geldi burada ama başarısız bir kırılım. Retest ediyor da olabilir ama retestin dışına çıkmış. Yani bu düşen trendin hala üzerinde bir hareketler izliyor. İzleyip göreceğiz, takibinde kalacağız. Tabii ki şu seviyeleri kırması lazım. 71 seviyelerini kırması lazım. Yavaş yavaş arkadaşlar. Tabii ki 56 ile 62 dolarlar seviyesinde gün içerisindeki hareketleri. 52 hafta ortalamasında da tabii ki yukarı yönlü bir hareket. %66 hedeflerine ulaşmak için %40'lık bir payı var. Devam edeceğiz yukarı yönlü hareketlerine. Devam edecek diye umuyorum. Axie Infinity biliyorsunuz ki yine güzel projelerden bir tanesi. Güzel bir pump yaptı. Güzel bir çıkış yakaladı Axie Infinity. Bunlarla ilgili ne demiştik? Geçen
SLP coin, SLP token analizi vermiştim. Değerlendirenlere bereket versin. SLP token analizim neredeydi benim? SLP token'da 2x yaptırdım arkadaşlar. 2x yani %200 bir kar oldu. Tabii ki 2x kar değerlendirenler güzel bir kar aldı. Bunu da değerlendirenlere bereket versin diyoruz. Yatırım tavsiyesi olmakla bitiyor. Ümit Bey, Atlas'a bakalım yavaş yavaş. Evet. Ümit Bey, hazır mısınız? Atlas'ta hazırsanız bir yorumlarda hazır olduğunuzu görelim. Evet. Axis dediğimiz, yani dijital varlık, dijital hayvanların üretilmesinde kullanılan bir... Hemen kısaca bakalım buraya. Hey among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Smooth fly me to the moon. Love potion, yani kısaca SLP. Biraz daha Türkçeleştirirsek SLP coin. Nedir bu coin arkadaşlar? Bu bir token'dir arkadaşlar. Axie Infinity'nin içerisinde kullanılan bir kripto varlık birimidir arkadaşlar. ERC20 ağının token olarak Axies'ler üretilmekte arkadaşlar. Bu Axies'ler de tamamen 7 kez geliştirilebilecek maksimum seviyede Axie Infinity içerisindeki dijital hayvanlar, üretilen hayvanlar arkadaşlar. Peki Axie Infinity ne yapmıştı son zamanlarda? Çok gayet başarılı ve güzel bir yükseliş yapmıştı. Smooth Love Potion'da ise arkadaşlar 14 Şubat'a doğru ilerlerken tabii ki yükselen trendi yerini alan ve güzel çıkışlar yakalayan tokenlardan bir tanesi arkadaşlar. SLP Coin, kendisi gibi ismi de arkadaşlar inanılmaz bir sempati kazandı yatırımcılarına. Hele hele bu dönemde 14 Şubat döneminde güzel bir çıkışlar yakaladı. Bakalım geleceğine kadar olacak. Nedir bu coin? Hadi gelin hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, SLP coin'e baktığımız zaman tüm zamanların en yüksek seviyesini Binance listelemesinden sonra 0.15 centlere iğne atarak yaptı. Devamında ise bir yükseliş trendinden sonra sert bir düşüşle uzunca bir süre düşen trende girdi arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Uzunca bir süre burada bir düşen trend içerisine girdi. Nereden girdi arkadaşlar düşen trend içerisine? 0.15'lerden. Daha sonra bir yükseliş denemeleri olsa da tabii ki yine yatay seyirinde ve düşen seyirinde düşen trendini devam ettirdi. Ta ki arkadaşlar düşen trendin kırılımıyla birlikte Bitcoin tarafında ne olmuştu? Birçok piyasadaki alt kripto para piyasasında bir daralan grafik sıkışma söz konusu olmuştu. Biz buradan bunu canlı yayınlarımızda ve gerek açıkladığımız, düzenlediğimiz videolarda size sık sık üzerine vurgulayarak bu konulara değindik. Yani pozisyonlarınızı alın, tedbirlerinizi alın diye bunları üzerine basa basa vurguladık arkadaşlar. Burada 0.01 seviyelerinde arkadaşlar bir sıkışma gerçekleşti ve daha sonra yukarıya doğru bir hareketin başlangıcı için grafik daralması yaşandı. Ve burada yukarıya doğru yönünü gerçekleştirdi. İlk kırılımlı arkadaşlar ilk yukarı yönlü hareketlerin denemesini 0.02 sent seviyelerine yaptı. Ve burada 2 sent seviyelerinden sonrasında arkadaşlar ne oldu? Hiçbir token, hiçbir varlık sonsuza kadar yükselemez demiştik. Burada ufak bir düzeltmesini yaptı. Buradan geri çekilmesiyle 0.017'lere geri çekilmesiyle tekrardan balinaların hareketlerini sert bir yukarı yönlü ivme kırdı arkadaşlar. Tabii ki Smooth Love Potion'daki hedefler nedir? Bir sonraki hedefimiz arkadaşlar 0.04 üzerlerinde kapanış yapması lazım. Buradaki direnç noktalarını kırıp desteği dönüştürmesi lazım. Tabii buna da kademeli olarak gidecek. 0.029'lar, 0.030-33'ler arkadaşlar ve daha sonrasında ise ilk hedefi 0.040. Peki Smooth Love Potion nasıl elde edilebiliyor? Açık kaynaktan da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Axie Infinity içerisindeki Axies dediğimiz, yani dijital varlık, dijital hayvanların üretilmesinde kullanılan bir ERC20 token'ıdır arkadaşlar. Bu Smooth Love Potion son zamanların gözde favori token'larından da bir tanesi olmakta. Binance Türkiye listelerinden de zaten yerini aldı ve güzel ataklar yaptı. Gün kapanışını kaçta yaptı arkadaşlar? Gün kapanışına baktığımız zaman 0.018'lerde yaptı ve açılışı da yine bu seviyelerde yaptı. Gün içerisindeki volümüne baktığımız zaman 10 milyar dolar yüksek bir volüm var arkadaşlar. Ve açılış sonrasında ise 0.026 seviyelerine ulaşarak arkadaşlar
90-80 civarlarında bir kar getirisi bıraktı. Tabii ki orta ve uzun vadeciler varsa yollarına devam. Değilse Asat'ta da iş görebilir arkadaşlar. Tabii ki Simutla Porsche'nu bu şekilde açıkladık. 14 Şubat'a girerken sevgilinize, eğer ki sevginiz yoksa kendinize bu takımlardan bir miktar da olsa değerlendirebilirsiniz. Uzun vadede belki de sizleri çok yıllar sonra bu mutlu edebilir arkadaşlar. Hemen geçelim piyasalara. Piyasalarda ise durum şu anda yeşil yak. Evet arkadaşlar, SLP token'la bahsetmiştik. SLP token'ı verdiğimde oralardaydı. Hadi gidin bir daha bakalım. SLP'yi değerlendirenlere bereket versin. Şuradan verdiğimde, hatta şuradan vermişim. Evet, %210. Yani 2x, %210'a yakın. 2x yaptırmışız. Sonra da bir bayrak flaması, simetrik üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bir bayrak flaması oluşmakta. Geniş tabloya baktığımızda bayrak flamasının tabii ki devamında ise arkadaşlar tekrar bir yükselişin habercisi olabilir. Bitcoin tarafına bağlı olarak izleyeceğiz arkadaşlar. SLP token'i değerlendirenlere, SLP token'i analizim sonrasında değerlendirenlere bereket versin diyorum. Hemen devam edelim. Evet, Gökhan Bey'in QI başlangıcında yazmıştı. Gökhan Bey'i buradaysa hemen bakalım. Gökhan Bey tekrardan hoş geldiniz. Buradayız. Evet, SLP coin'de ilgili baktık. QI ben key. QI hemen yapalım. Ben key. Evet. Bir trend kırılımı geliyor. Tabii daha çok fazla sağlıklı vermiyor. Evet. Evet, bir içeride balina var mı, hemen bakalım. Daha buraları kırması lazım. 0.089'u kırması lazım. Yukarıda tabii ki 0.11'i kırması lazım. Daha sonra 13, daha sonrasında ise 15 elleri kırması lazım. QI'den bahsediyoruz değil mi? Evet, %40 artmış Flowers. Evet, doğru. Şu an pump yapıyor. Bakar mısınız? Ortalamam 0.12. Evet, Gülkan Bey bakıyoruz. Hedeflere vereceğim. Haliçeli BTC düşse de alsak diyor. Haliçeli Bey tekrardan hoş geldiniz. Cihangir Bey. Hocam XTC analizi yapar mısınız? Yapacağım. Bayram Bey. Enki Doge'yi mahvetti. Güven kalmadı. Doge'da pumplarla anlık oluyor. İnsanlar içeride kalacağım yoksa gibi. Evet, zaten Dogecoin'i yalama etti. Elon Musk, her zaman söylüyorum bunu. Akıllı adam ama bu sefer biraz akılsızlık yaptı. Twitter'da çok fazla oynadı yani bu işle. Yani işin artık şeyini çıkardı. Suyunu çıkardı diyebiliriz. Der miyiz diyoruz işte. Evet. Ümit Bey, Atlas token'e baktık mı? Atlas'a geçiyoruz muyuz? Atlas'a. Ümit Bey burada mısınız Ümit Bey? Ümit Bey çok heyecanlı. Heyecanını anlayabiliyorum ama hepimiz heyecanlıyız işte. Sonuç itibariyle insanız. Devam ediyoruz projelere, şeylere, yani token projelerini izlemeye, bakmaya. QI %40 artmış. QI doğru token'a bakıyorum. Doğru mudur? Beni teyit ederseniz sevinirim. Sevgili Gökhan Topaloğlu. Orhan Bey hoş geldiniz. Hocam Ali Atlas geliyoruz. Evet. Hızlı Gonzales son dakika haberleri. Ben amcadan ılımlı haberler geldi Rusya için. Bunu biz Telegram'da verdiğimizi zannediyorum. Artık yavaş yavaş piyasalarda sıcak ılımlı havalar oluşmaya başladı. Bunun çünkü BBC International haberini okumuştum öğlen. Uluslararası yabancı kaynaklardan. Almanya zaten basın, Almanya'daki ikili görüşmeden sonra Putin'in yapmış olduğu ortak basın açıklamasında ılımlı mesajlar verildi. Avrupa'da savaş istemediklerini verildi. Almanya ise bunun sorunun, krizin çözüleceğini işaret etti. Rusya ile ilgili daha nasıl çalışabiliriz diye Avrupa'da savaş istemediklerine, yani NATO'nun Rusya'nın NATO tarafındaki tedirginliğini dizginlendirecek açıklamalar yaptı. Tabii ki Biden da
ben olmazsam bu iş olmaz hesabı atlayıp geldi. Bir şekilde anlaşmalar yaptı herhalde. Konuşmalar yaptı. Piyasa bu şekilde arkadaşlar gidiyor. Evet, evet bu tamam. Devam edelim hemen. Akabinde canlı ve heyecanlı Ümit Bey'in analizini Star Atlas'a bakacağız arkadaşlar. Kanalımıza yeni katılanlara hoş geldiniz diyoruz. Yavaş yavaş buradayız. Borsa Trader kanalında alt kripto para piyasası ve Bitcoin tarafındaki son gelişmeler, güncel haberler ve global ekonomideki dengelerin değişimindeki makroekonomik ilişkileri ele alıp bu yayında anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sabah Telegram kanalımızda birkaç analizimiz gerçekleşti. Mana bunlardan bir tanesiydi ama diğerlerini izlemeye devam ediyoruz. Mana güzel karlar bıraktırdı, değerlendirenlere bereket versin diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, hemen QI token'dayız. QI'da son durum nedir? QI içeride kalan yatırımcılar var. Onlar için bir analiz yapalım. Uzunca bir düşen trend yapmış tabii ki. Düşen trend öncesindeki balina pumpları bunlar. Bunlar sağlıklı pumplar değil. Şuradaki görmüş olduğunuz pumplar arkadaşlar sağlıklı işaret eden pumplar değil şunlar. Bunlar sizi üzebilir. Sizden önce satarlar ve siz terste kalabilirsiniz. Gökhan Bey bu terste kalanlardan bir tanesi, geçmiş olsun ama yine de burada size bir taktik vereceğim. Tabii ki Telegram grubumuzda bu paylaşımlar yoluna devam edecek sinyallerimizle birlikte. Yani bir düşen kanalı kırmış ama buralarda hiçbir test gelmemiş. Daha da zaten Bitcoin geri çekilmesiyle ocağın son çeyreğine girerken düşmüş ve daha sonra hafif yatay yükselen trende geçmiş. Burada yine balina, burayı balina biraz şey yapmış. Kendi oyun alanına çevirmiş ama tabii ki buralarda daha çok volatilken burada daha çok yatay trendde pekişmezliğe kadar gitmiş. Buradan test edip kırmış dişi. Burada retest edebilir, etmezse de yoluna devam edebilir. Hemen sıralı hedeflerine bakalım QI'da. Balinalardan çok fazla bir beklentimiz olmasın arkadaşlar. Dediğimiz gibi sıralı hedefimizde bizim kırmamız gereken rakamlardan bir tanesi 0.09 sen seviyede, 93 sen seviyede. Daha sonrasında arkadaşlar 12.45, 0.12.45 sen. Tabii ki arada ne olacak? Arada bizim başka rakamlarımız da var. Arada 0.11 kıracak, daha sonra 12'ye geçecek. Daha sonra bunun üzerinde kapanışlar yaparsa Fibonacci 61.8'e doğru ilerleyecek ve dediğiz 14 olacak, 0.16 derken hızlanacak arkadaşlar yukarılarda bu şekilde. QI çökünde durumlar bu şekilde devam ediyor. İzlemede kalalım. Tabii ki bakacağız. Ne yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz QI. Evet, Star Atlas'a geçiyoruz. Star Atlas'a. Evet, Atlas token'da yine retest etti, bir balina sinyali geldi ama daha sonrasında burası yukarı çok sert mum kapanışı yapmış ama yavaş yavaş tekrar bir düşen trend içerisinde kanalına girmiş. Burada ise düşen trendi kırıyor. Bakalım, burada yine yatay trende pekişmezlik var, kararsızlık bir söz konusu Atlas token'da. Arkadaşlar burada güzel çalışmış kanalımız. Yukarı yönlü yükselen tepeler görüyoruz. Yükselen tepelerden sonra daha sonra burada bir düşüş geliyor. Nereden geliyor? 0.065 sent baskısından satış yiyor ve yine düşen trende geliyor. Bir akümüle olması, güç toplaması lazım. Uzunca bir düşen vardı burada. Çanak formasyonu ama olmadı. Buradan tabii ki 0.13 sent seviyelerinden daha sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesi 0.34-33 sent seviyelerinden uzunca bir düşüş yapıyor arkadaşlar. Burada tabii ki ne yapmak lazım? Emir koymak lazım. Ya stop loss ya satış emri koymak lazım. Tabii bakmak lazım yukarıdaki hedefleri. Güzel yani. Raka ve Star Atlas bizim Metaverse sepetimizde bulunan tokenlardan bir tanesiydi. 0.41 var bundan sonraki hedefe. Eğer ki burayı aşarsa buraları aşarsa tabii ki bu şekilde 0.276 öncelikle 0.186'ı aşması lazım. Orta vadede arkadaşlar hedefler bu şekilde. Tabii ki boğa sezonuna girersek bunlar güzel gelişmeler yaşanabilir. Atlas tarafında durumlar böyle sevgili Ümit Bey. Evet, ben teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Onur Bey hoş geldiniz. Kanala yeni gelenler varsa abone olup beğeni bırakıp tüm yorumlara ve tüm diğer videolarımıza, canlı yayınlarımıza ulaşabilir arkadaşlar. Onur Bey hoş geldiniz. Gökhan Bey, Kenan Bey hoş geldiniz.
AMP coin düşünceniz nedir? Benim için önemli hocam. Bakacağım. AMP coin'e de bakacağım. Boğa Mart başında başlar mı hocam? Mart'a FED toplantısı var. Faizi artıracak. O yüzden orada bir suni düşüş yaşayacak ama kripto varlık birimlerinde piyasalar biraz daha çok evrimleşti. Yani FED'e artık çok fazla takmıyor. Çünkü FED'in vermiş olduğu faiz bu ekosistem karşısında zayıf kalacak. Yani FED %50 faiz verirse o zaman doğru bir şeyler. Yani kriptodan insanlar çıkabilir. %20, %30 verirse tabii bu da olmayacağı için. Biraz da rahat olmakta fayda var arkadaşlar. Bu tamamıyla benim şahsi düşüncem, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabii ki FED güçlü bir bankadır. İstikrarını sağlayacaktır. Türkiye'mizdeki Merkez Bankası gibi güçlü bir bankadır. İstikrarı sağlamak için elinden gelen mücadeleyi yapacaktır ama bunlar da artık biliyorlar ki bankaların gelecekteki bu sistemin, hatta Binance, geçtiğimiz gün bir video izlettim. Artık Binance kartı kullanmakta Visa ve bankacılık sektörüne de giriş yaptı ve artık yani coinlerle bankacılığı birleştirdi. Bir Visa kartı gördüm orada, alışverişlerde kullanılan. Bu yüzden de devamında büyük devrim niteliğinde bir sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Zaten bunun öncüsüydü. Metaverse'de bakalım bu sene. Benim daha önceki açıklamış olduğum projeler vardı. Burada yayınları başından beri takip edenler varsa ya da geçmiş videolarımı lütfen izleyin. Orada dedim ki artık evinizden bir sonraki toplantınızı yapacaksınız. Evinizden alışverişinizi o gözlüğü takarak yapacaksınız. Virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, virtual reality dediğimiz görsel gerçeklik. O gözlüğü takarak yapacaksınız ve gideceksiniz, siz o mağazalarda seçeceksiniz ürünü. O oradaki canlı seçtiğiniz şey sizin evinize gelecek. Yani bir yerde yapmış oluyoruz. Bu şekilde bir aşama gelişecek. Bunu da burada şahit olun. Tarihe not düşelim. Göreceğiz. Bakacağız zamanla neler gelişecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tamamıyla yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim düşüncelerim bu yönde arkadaşlar. Evet. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Boğa Mart ayında başlar mı? Başlaması lazım. Yani Mart Nisan'ı bulabilir. Akümüle olan bir süreçteyiz. Bahara ve yeni bir sezona giriş yaptığımızda Türkiye için konuşmuyorum. Dünya içinde biraz daha piyasalar istikrarda yön almış olacak. Çünkü globaldeyiz ve pandeminin çıkışı var. Savaş çığırtkanlıkları deneyecek biraz daha. Fed'in faiz kararlarının artık gerçekleşmiş, altyapısı olmuş olacak. Arkadaşlar piyasalar beklentileri, fiyatlar geleceği satar. Yani beklentiler oluşmuş olacak. Artık satışa, yani bir fiyatlama aşamasına geçmiş olacağız. Anlatabildim mi? Evet, şeyize bakar mısınız? Tabii Ramazan Bey. Onur Bey, hemen hocam tabii ki beğeni yapıp tüm bildirimleri açmayı, yalnız şu sekmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yeni gelenler, kanalımıza beğenenler, teşekkür ediyorum destekleriniz için. Beğenip abone ol butonunun yanındaki, abone olduktan sonra abone ol, yani kanalıma abone ol butonu var. Abone ol butonunun yanında bir yıldız çan var. O inek çanı. O çana tıkladığınız zaman bana haber geliyor. Yani size de haber geliyor. Anlatabildim mi? Çan gibi bir çan var. Ona tıklayıp tümünü de seçtiğinizde bana oradan size bildirim geliyor. Nasıl bildirim geliyor? Ben düzenli olarak video yayınlıyorum. Şu şekilde videolar yayınlıyorum. Mesela SLP coin'in çıkışını belirtiyorum burada. Ne zaman? 9 Şubat'ta ve ondan sonra SLP coin 2x yapıyor. Bunları yakalayabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabii Telegram grubumuzda ilk haber düşüyor. Telegram grubuna düşen ilk haberi buradan önce yakalıyorsunuz. Telegram grubumuzda sinyallerimiz var. Orada da tabii ki Borsa Trader kanalımızda YouTube'daki herhangi videomuzun açıklamalar kısmında, son videolarım açıklamalar kısmında Telegram kanalımıza giriş yapabilirsiniz değerli izleyenler. Evet, diğer taraftan Shiba coin'lerle ilgili gelişmeler görmekteyiz arkadaşlar. TikTok'takiler gücünüzü görelim. Gelişmeler geliyor Shiba tarafından. Shiba tarafına da bir bakalım yavaş yavaş. AMP coin'e de bakalım. Düşünceniz nedir hocam? %100 tabii, bakalım düşünceye. Evet, AMP'ye bakalım hocam. Sevgili Onur Bey, hemen bakalım. Shiba'ya bakalım hemen akabinde. Evet, burada balinalar var Onur Bey. Yani burada balinalar var. Tabii ki dikkat etmekte fayda var. Daha bir düşen kanal, yani sağlıksız bir kanal işleyişi geçmiş. Tabii Binance altına baktığımız zaman Trading Wave'de vermiş oldu. Sağlıksız bir yukarı yönlü hareketlerini çok fazla gerçek yapamamış. Çünkü hala yatay trendte, yani buradan bir sıkışma var. Bunu bir detaylı kapsamlı analiz yapmam daha sağlıklı olacaktır şu anki güncel hareketlerinden. Çünkü burada bir sağlıksız bir düşüş var. Volatil bir piyasa oluşturmaya çalışıyor ama balinalar buradan
şeyi toplayıp yani milleti ters itip yoluna devam ediyor. O yüzden de AMP projesine bakalım. Yavaş yavaş yarın gün içerisinde siz burada abone olup tüm bildirimleri açtınızsak dedi. AMP token ile ilgili şey yapalım. Şu anda bu riski alabilecek bir token ve bir coin değil. Tabii tamamıyla ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Size kalmış bir şey. AMP coin'de yani sağlıklı bir analiz yok şu anlık bildiğim baktığım kadarıyla. Yani bizim Telegram grubumuzda yayınlarımızı paylaşıyoruz. Bakın bugün manayı verdik. Manayı alış yapsaydınız örnek veriyorum. Örnek sadece bir örnekleme. %20'lik veyahut da devamı gelecek kar elde etmiş olabilirsiniz. Kar realizasyonları yaptığınız sürece kar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Raka'ya da bakacağım yavaş yavaş. Chiz'e de bakacağım. Shiba'ya bakmam lazım arkadaşlar. Evet, Shiba kendinden çok sıkça bahsettiren, piyasalarda biraz Shiba Army topluluğunun arkasını almış, yol alan, şaka olarak çıkan ama bizi arada bir güldüren tokenlardan, coinlerden bir tanesi değerli izleyenler. Hemen baktığımızda evet, Shiba'da yükselen bir trend var. Yükselen trendin içerisinde yukarı bir iğne kapanışı yapmış, mum kapanışı yapmış. Bir üçgen formasyonu oluşmak üzere. Evet. Şurada bir üçgen formasyonu oluşacak. Ve genişte de üçgen formasyonu görüyorum. Yukarı yönlü hareketlerin gelmesi yakın. Zaten Mart başında Shibarium geliyor arkadaşlar. Shibarium geldiği zaman Shiba token artık bir coin oluyor. Yani kendi ekosistemi oluyor. Başkasının ağını kullanmıyor. Ev sahibi oluyor. Bundan sonra da zaten Metaverse'e geliyor. Metaverse'deki arazi satışlarında leash holders'larına güzel başlangıçlar vereceğini ileri atmış ama leash tabii ki biraz yüksek fiyatlandı. O yüzden de o fiyatları edeceğini düşünmüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Burada bir düşen kanalı kırmış. Shiba, pardon, Hibara geçtik biz burada. Tekrar bir Shiba'ya geçelim. Evet, Shiba. Evet. Evet. Evet, book oluştu muhtemelen. Neyse, devam edelim böyle. Evet, bir üçgen formasyonu görüyorum. Yükselen tepeler ve yükselen dipler denemeler olmuş ama 0.40 32 centleri kıramamış arkadaşlar. Öncesindeki ilk trend kırılımından sonra güzel çıkışlar yakalamış, güzel kırmış. Daha sonrasında bir düşen tepelerle, düşen diplerle burada bir topo formasyonu olsa da olmamış. Daha sonra direnç, satış direnci, kar satışları bunlar arkadaşlar. Daha sonra burada. Sonra tekrardan akümüle yatırımcı çekmeye ve düşen tepeler yükselen dipler ve yükselen tepeler var. Daha sonra burada tabii ki double bottom formasyonu yükselmiş ama direnci yine kıramamış. Tekrar bir double bottom formasyonu ve tekrar bir yükseliş gelmesi hakimdir arkadaşlar. 0.4032'yi kırdıktan sonra 0.4033 ve yukarı baktığımız zaman arkadaşlar ne olacak? 36 ve yukarıda 0.4040 seviyeleri gelecek. Tabii burada arkadaşlar bir akümüle süreci var. Yatay trend tepki işmezlik hafif düştüğünü gösteriyor. O burada tekrar yukarı doğru toparlanıyor. Bu direnci kırması lazım. Daha önceki bu direnci kırması lazım. Burada destek olmuş ama burada direnç olmuş. Evet, bu yapıştı bize ya. Evet. Bu da yıkmış oldu. Kurtulduk ondan. Tamam. Devam edelim. Yapıştı bize abi. Evet, kurtulduk. Devam edelim. Shiba'da durumlar bu şekilde. Sevgili Onur Hocam, AMP token ile ilgili bilgiyi aktardım ama detaylı bir analiz yapacağım buna. Şu anda bu girile benim kendi şahsi düşüncemi soruyorsanız ben bu token'a girmem yani. Şu anda girmem. Destek direnci çok fazla yok. Çünkü balinaların hareketleri var orada. Yatay trend tepekişmezlik var. Hocam, Help Seed ve Deep Maze ön satışa katıldım. Sitelerini kontrol eder misiniz? Fikirlerinizi almak benim için önemli. Tabii ki bakarım sevgili NK.
NK açılımı nedir? Merak ettim. Kenan Akroke'ye bakar mısınız? Bakacağım. Tavaya bakar mısınız? Tabii ki Shibuya'ya da baktım. Doge'ya da baktım. Chiliz'e Ramazan Bey hoş geldiniz. Chiliz'e bakacağım. Chiliz bir akım yarattı geçtiğimiz yıl içerisinde. Millet çok yükselirken ATH'den girdi. Hepsi terste kaldı uzunca bir süre. Ben onu BTT ile aynı tutuyorum. Yani BTT ama BTTC ile aynı tutuyorum artık. O da devamlı bir şekilde farklı farklı projeler yapmak isteyen ama farklı farklı Twitter'da anlaşmalık yapıyor. Büyük anlaşmalar da yapıyor ama bakmak lazım. Evet. Bakacağız yavaş yavaş. Rocket'e gelelim arkadaşlar. Rocket benim de bir miktar yatırım yapmış olduğum Metaverse projelerinden bir tanesi. Türkiye hayranı çok. Türkiye'den sık sık bahsetmekte. Türkiye'deki 2-3 tane üniversiteyle anlaşma sağladı. Blockchain topluluğuyla anlaşma sağladı. Bunlardan bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi. Bir diğeri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, saygın üniversiteler. Bir diğeri ise Bilkent. Bunlar güzel üniversiteler arkadaşlar. Türkiye'mizi ender öğrenci ve güzel öğrencilerin yetiştirmiş olduğu, öğrencilerin çıkarmış olduğu üniversiteler. Tabii ki blockchain ağ topluluğuna katıldığı, interneti Türkiye'ye getiren ilk biliyorsunuz ki üniversiteler bunların içerisinde yer almakta. 95 yıllarında, 94-90 daha geçmişler herhalde. Bakmak lazım. Şu an aklımda değil ama tabii güzel gelişmeler devam ediyor Raka tarafında. Raka'da eski seviyelerimizi görmemiz lazım. Nasıl görmemiz lazım? Burada trendi kırmış. Burada tekrar yukarı yönlü bir hareketin gelmesi lazım. Bu trendin üzerine atması lazım arkadaşlar. Şimdilik bakalım devamı nasıl gelecek? Bunu birlikte izleyelim, görelim. Burada güzel yükselen tepeler vardı, yükselen dipler vardı. Burada bir tobo formasyon oluşmuş ama kıramadı. Tekrardan arkadaşlar bizim 0.226 üzerlerine atmamız lazım. Alttan zaten bakın ana desteğimizden çok güzel dönmüş. Buradan tabii bu seviyeler bizim için ideal değil. Buralara gelmesi lazım. Daha sonra 244'ler ki daha sonra 450'lerde bir pump yaptı geçtiğimizlerde. Bu seviyeleri görmesi lazım. Burada bir düşen kanal oluşmuş. Burada zaten kanalı kırmış arkadaşlar. Düşen trendi daha sonra burada 478'leri görmüş. 0.0478-476'ları görmüş. Buraları aşması lazım. Bunu gördükten sonra zaten bir sonraki hedefi 0.666-0.666'lar olacaktır. Tabii ki raka üstte ne vardı? 0.12 cent vardı. Yani buraları yavaş yavaş göreceğiz ama tabii ki baktığımız zaman bir trend değişimi kırılımı olmuş buradan sonra. Yukarı yönlü ikili üçlü tepeler görüyorum burada. Yükseliş gelebilir arkadaşlar ama yükselen trendin üzerine atması lazım. Evet Kenan Bey hoş geldiniz. Help Speed Deep Maze. Bakalım bunlara da. Evet. Helpspeed.org. Helpspeed token ekosistem. Açılış karşımıza nasıl geldi? Evet. Şu anda Pancake üzerine satın alabiliyor. Play now diyor. Chart is donate plant seed NFT farmland game. Evet. Dünyamıza tohum için hayırsever bir kurum olduğunu söylüyor. Yanılmıyorsam ya. Charity donate yani. Hayırsever bağışları yani tohumlar için diyor. Plant seed, tohumlar için NFT farm, NFT çiftliği ve arazi oyunları diyor. How to play NFT farmland. Buradan oyna ve kazan sistemi var arkadaşlar. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Login with MetaMask or Wallet Connect diyor. Yani MetaMask veya Wallet Connect'ini bağınızı bağlayarak oradan tabii ki burada arazi alıyorsunuz. Explore and buy your vacant land to be excavated. Excavated as NFT unlock farm. Tabii şimdi bir şimdi bunlara bakmak lazım. Birazdan daha bakacağız marketplace referral. Explore land home. Yani açılışı bana çok fazla güven vermiyor açık konuşacağım ama bakmadan bir şey ön yargılı olmamak lazım. Evet, land'a arazi aldıktan sonra çiftliği kilidini açın diyor. Unlock the land farm for 50% of the land price for 6 months. Evet, 6 aylık arazi fiyatına diyor
şeyinizi açın diyor arkadaşlar. İşte çiftliğinizi açın diyor. Herhalde bizim Tosuncuk'tan esinlenmişler. Baktılar. Bir de şimdi bir de baktılar Türkiye'de dünyada ilk 5 ülke arasındayız kripto varlıklara yatırım yapan. Bizim Tosuncuğu da görünce heyecanlanmış herhalde bu. Ben yani bu bir tabii ki mecaz anlamda söylüyorum arkadaşlar. Watering seed yani tohumları sula diyor. Bakın dediğim olay zaten burada. Yani bir çiftlik geliştiriyorsun. Earn one of the land price daily by watering the seeds. Evet, günlük olarak tohumları sulayınca %1'lik bir arazinin fiyatını satın almış oluyorsun. Yani geri sana dönüyor. Cüzdanlar diyor. Gelen cüzdanlar. Sıfır. Evet, yatırım yani bir bağış yapıyorsunuz arkadaşlar. Ağaç yetiştirmeye engelli insanlarımıza. Evet. Bu bir Türk mü ya? Ya ben Türkçe deminden beri İngilizce okuyordum. Şimdi Türkçe'ye geçti buradan. Abi bu çok enteresan. Milyon, evet. Milyonca vart. Ahmet Emma'ya. Türkçe'de yazmışlar abi. Çok enteresan. Operasyonel dağıtım çok en. Hiç Türk, ben burada Türk görebiliyorum. Siz Türk göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Adam burada Türkçe açıklama yapmış ya. Evet, yani ben diyor yemi atacağım noktayı biliyorum diyor. Evet, milyonlarca watt enerji tüketen devasa mining tesisleri doğaya ve bulundukları bölgelerde altyapıya zarar verdiklerinden bu konuda gün geçtikçe farklı çözüm üreten sağladı. Şu cümle bile benim buradan almamamı engeller. Yani şu açıklamanın şu kısmı bile zarar verdiklerinden, yani mahalledeki arkadaşlarına sunum yapmış. Evet, bundan tavsiye etmiyorum ama yatırım tavsiyesi olmakla birlikte karar sizin arkadaşlar. Evet. Evet. Helpspeed biraz değişik. Yani basit bir arayüzü var. Beni yatırımcı olarak beni cezbetmedi. O yüzden ben kendi sepetime koymam. Bu benim tamamıyla şahsi düşüncem. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kenan Ak, teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler. Kenan Uzun, hocam Kişu'yu 7.0 120'den aldım. 33 bin dolarlık battık. 9.0. 33 bin dolarlık mı aldınız Kenan? Bir anlayamadım. 9.0500'den tekrar ekleme yaptım. 60 bin dolarlık daha basmış. Arkadaşlar bakın. 8.0'dan 90'dan sonra aldığımı sattım Kişu'nun. Ben burada hesaplamayı yapamadım Kenan Bey, kusura bakmayın ama bunlar şaka koyun. Bu kadar yüksek miktarlarda tabi kişiyi biliyorum. Kişu Inu. Kişu Inu'ya ben de bir miktar attım. Bunlar şaka koyun. Çok fazla büyük yatırımlar gerektirmeyen tokenlar. Yani bu basmış olduğu rakamları manaya, bizim analizlerimize, sinyallerimize manaya veya da başka SLP'ye basmış olsaydın, örnek veriyorum bakın şu 33.000'i SLP'ye basmış olsaydın benim verdiğim şu videodan, nerede vermişim tabi bu kadar yüksek, bakma tek coin'e basmak lazım, bakın burada basmışım, burada vermişim, bir hafta önce, 6 gün önce buna basmış olsaydınız abi, örnek veriyorum sadece örnek, bak böyle bir karın olurdu. Satış yap. Hadi şuradan satış yap. Yani 60 bin yapardın. Sevgili Kenan Bey. Bol sıfırları sizi cezbetmesin. Delist olabilir. Varlıklarınızı yitirebilirsiniz yani, Allah korusun. 60 bin doları yani SLP'ye bassan 120-130 bin doları, yani 120 bin doları, 110 bin doları rahatlıkla satış yaptığınız zaman alabilirsiniz yani. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Değerlendirmekte fayda var, bakmakta fayda var. Dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar.
Evet Kenan Bey, hocam 1 milyon 80 bin mi kazandınız? Güzel, Allah bereket versin. İşte dikkat etmek lazım. Hemen kişiye bakalım. Kişi trading bir yer veriyorsa bakalım. Evet, OKX borsasını alalım bakalım. Evet. Balinalar güzel volatil devam ediyor. Altta destek kanalı var arkadaşlar. Nerede destek kanalı var kişinin? Buralarda destek çalışmış bugün. Destek kanalı var. Tabi burada denemeler yapmış. Bir sonraki destek kanalını kıramamış. Denemeler yapmış buradan. Satış baskıları görülmüş arkadaşlar. Tabii ki burada şimdi desteğin üzerinde devam ediyor. 0. bayağı sıfırlı 16 yani desteği. Yukarıda bunu kırması için bayağı sıfırlı 24-25 seviyelerin üzerine geçmesi lazım. Daha sonraki yukarıdaki destek direnç kanalı dediğimiz şu bant aralığını kırması lazım. Ne bu bant aralığı? 0. bayağı 0 29 ve bol 0 32'yi kırması lazım. Daha sonra arkadaşlar bir sonraki direnç destek noktamız bizim bu seviyeler arkadaşlar. Bu seviyeleri kırıp desteğe dönüştürmesi lazım arkadaşlar. Yani bol 0 36 37 seviyeleri 38 seviyelerin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Nereden geliyor? Düşen trendi kırmış. Biz bununla ilgili çalışma yapmış mıyız? Düşen trendi kırmış. Düşen trend nerede kırılmış? Güzelce denemeler yapmış. Düşen trend kırmış ama bayağı bir akümüle gitmiş yani. Burada yükselmiş. Burada bizleri şey yapmamış yani. Mutlu etmemiş ama daha bir akümül olmuş. Yani ne yapacak? Tabii ki şunun gelecek seviyeleri ne olacak arkadaşlar? İlkte bakalım hemen. Bakın benim vermiş olduğum zaten desteğin oraları belli etmekte. Kişinin sıralı hedefleri bol 0 30, bol 0 37, bol 0 0. bol 0 49 50 60 70 bu şekilde ve 60'tan sonra arkadaşlar yükseliş daha da hızlanacak 86. Uzun vadede arkadaşlar baktığım zaman 0 atıyor ve bol 0 156 bol burada 0 atıyor. Burada attı sıfıra diyor. Fibonacci 61.8'den sonra sıfır atmaya gidiyor. Bu şekilde geliyor. Yukarıda arkadaşlar 7.0 oluyor. 338'lere geliyor. Yani kişinin bol sıfırda verebileceğimiz şu an analiz bu şekilde. Evet. Bereket versin Kenan Bey. Telegram grubumuzda analizlerimiz ve paylaşımlarımız devam ediyor. Telegram grubumuza herhangi bir videomuzun, son günlerdeki canlı videomuzun veyahut da bu videoların altındaki açıklamalar kısmında Telegram grubumuz var. Burada Telegram'da olanlar arkadaşlar yorumları artı bırakmasını istiyorum. Bir bakalım kimler var. Buradaki güncel analizler ve ilk çıkış noktaları oralar. Sizlere oralardan haberdar etmek istiyorum. Benim filtre etmiş olduğum robot sinyalimin bana vermiş olduğu, benim sinyalimin bana vermiş olduğu bilgileri filtre ederek olur mu olmaz mı sizinle son halini automation'la paylaşıyoruz arkadaşlar. Tabii ki manayı vermiştim. Mana güzel şey yaptı. Ramazan Bey hoş geldiniz. Remzi Bey hoş geldiniz. Yeni geldim Hibar'la ilgili. Ramazan Bey Çiliz'e bakacağım. Kenan Bey ben teşekkür ediyorum. Kanala abone olup tüm bildirimleri açmanız dahilinde bir sonraki videolarımızdan Borsa Trader kanalında ve bir sonraki canlı gelişmelerden, canlı yayınlardan direkt bildirim alacaksınız. Ama öncelikle Telegram kanalımıza katıldığınız takdirde gün içerisindeki spekülatif ve manipülatif piyasadaki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kripto varlık birimleriyle ilgili. Oradan da zaten VIP grubumuzun dışındaki olan sinyalleri de size buradan paylaşıyorum. Bana Hibar gibi. Tabii bunlar çok önemli. Buradan mesela SLP'ye girenler 2x yapıyor. Manayı değerlendirenler arkadaşlar. Hemen manaya bakalım. Bir düzeltme gelebilir manada. Pardon. Perpetual'a gittik. Buradan devam edelim. Çıkalım. Bizim burada var zaten. Evet. Manadayız zaten. Hemen ortalama aynı. Kırmış burada zaten. Burada analizimizi yapmışız. Burada değerlendirenler güzel bir yüzde karşılık
Bugün analiz videosu paylaştık arkadaşlar. Güzel bir %10'luk kar getirdi. Bereket versin. Kötü mü değil. Güzel, gayet güzel. Bu dönemde %10 demek koyduğun miktara göre değişir ama her zaman dediğim bir şey var. Tek token'a bir sepet yapmadan şey yapmayın arkadaşlar. Tek token'a bir bel bağlamayın. Yani bütün paranızı all-in yapmayın. Bu bir kumar olur. Hele hele kaldıraçlı işlemlerden. Lütfen uzak durun. Metin Bey TikTok kanalından girilmiyor ki Telegram'a. Buradan yardımcı olacağım ben size Metin Bey. Bana oradan bilgisini aktarın. Ben size yardımcı olacağım. YouTube kanalımıza, TikTok profilime basıp YouTube kanalımıza girebilirsiniz. YouTube kanalımıza girin arkadaşlar. YouTube kanalımızda şu anda zaten canlı yayındayız. Aynı zamanda eş zamanlı. Ey Musi, hoş geldiniz. Ey Musi Bey. Evet. Long yatırım tavsiyesi en sağlıklı hangisi olur? 3-5 aylık bir yatırım için yatırım tavsiyesi vermiyoruz hocam. Ama benim Metaverse sepetimi araştırarak söylemlerimi mantıklı bulursanız kendi iradenizle değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş arkadaşlar yayınlarımıza devam ediyoruz. 16 Şubat'a giriş yaptık. Umarım bereketiniz bol olur. Umarım her şey yolunuzca olur. Yeni bir günden yine piyasalara bakacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Piyasalarda son duruma baktığım zaman piyasalarda bir yeşil hava aktif ama bir düzeltmeler gelecek. Total 2 market cap 44.000 seviyelerinde. Dün Bitcoin açıklamalarını yapmıştık. Yükseliş başlıyor diye. Buradan da değerlendirenler bereket olsun. Dün geride bıraktığımız yayında Bitcoin'in düştükten sonra yükseliş başlayacağını haberini vermiştim. Burada onu takip edenler varsa yorumlarda onları da görelim arkadaşlar. Hibarcoin ile ilgili hemen bakalım analizimize. Hedefler verdim Telegram kanalında. Hibarcoin ile ilgili robotumuzun verdiği bizim de size benim nadir bir paylaşmak istedim. Hemen bakalım arkadaşlar. Hibar'da durum nasıl? Hibar. Evet. Hibar yine atıyor. Yine destek seviyelerinde buralarda. Buralardan ben girebilirim. Ben yani değerlendirebilirim buralardan. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Hedefleri var. 2.70. Tabii ki 2.65 geldi. Buralardan tabii ki demiştik. 2.57 ve 2.51 ile 2.50 arası destek alın demiştik. Tabii çok düşük değil. Yine aynı bandlarda izlemekte. Takipte kalmak lazım. Yükseliş devam edebilir. Ama tabii ki bir saat, ama bir gün, ama bir üç gün bakmak lazım arkadaşlar. Ama düşen kanalı kırdı. Tabii ki sıralı hedefleri gelecek. Yukarı doğru öncelikle ne olacak arkadaşlar? 2.70 zaten buralarda test etti. 2.65'e geldi. Güzel ilerledi. Ufak ilerledi ama daha yolu var. 2.79 arkadaşlar. Evet. 2.82 pardon arkadaşlar. Evet 2.82, 2.79, 2.80 civarları. Daha sonrasında arkadaşlar yukarıdaki trend kanalı destek direnç kanalını kıracak. 0.30 sent seviyeleri. Daha sonra arkadaşlar 0.33 Hibar Helera tarafında beklenmekte. Bekleyelim, takibinde kalıyoruz arkadaşlar. Burada bir waffle'ması oluşturma aşaması içerisinde biraz daha izleyeceğiz. Bu tarafa doğru biraz evrilme gelecek. Bunu da buradan şimdiden söyleyelim. Bakalım, takip edelim. Daha sonra yukarı böyle bir hareket başlatması beklenmekte. Evet, Bitcoin tarafına baktığımız zaman hemen çelize bakalım bu arada Bitcoin tarafına geçmeden. 44.000 seviyelerinde 43.996'ya bir iğne attı. Gün içerisindeki ortalama hareketleri belli. Total 2 market cap 106 trilyon dolar şu anda işlemde. Bitcoin dominansı düşüş göstermekte. Dolar indeksi 95'lerde hala 96'ya kapıya dayamış. Evet, çeliz yapalım ve bakalım çelizimize buradan. Evet arkadaşlar, çelişle ilgili de bir çalışma yapmışız. Çelişle ilgili yaptıktan sonra zaten kırılım gelmiş. Değerlendirenlere bereket versin. Burada tabii ki bir düşüş sağlanmış. Ama burada tekrar yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmiş çeliş tarafında. Çeliş tarafı nereden düşmüştü arkadaşlar? Uzunca bir düşen trendte geçmiş analizlerimizde değerlendirmiştik bunu. Güzelce bir düşüş gerçekleştirmiş. Denemelerini kırmaya çalışmış ama yükselen trendte kıramamış. Tekrar düşmüş. Tekrar güçlü oluyor. Bakım ile düşen trendi kırıp tekrar kıramamış. Ve tekrar burada tekrar denemeler. Direncin, düşen kanalımızın üst direnç çizgisinin tabii ki kırma aşamaları başarısız olsa da burada bir yatay akümle, yatay trend hep pekişmizlik. Burada kırıyor. Tekrar yukarıya geliyor. Tabii ki ne yapması lazım? 0.25 senti tamamlaması lazım. Direnci desteği dönüştürüp 0.27 sent seviyelerini ve daha sonrasında ise 0.30 sent seviyelerinde öncelikle hedefi görmesi lazım. Yukarı doğru hedeflerine ilerlemesi için. Peki bunları gördü.
tekrar ilk ETH işini geçti, daha sonra ne olacak derseniz, daha sonra 0.80 1 yukarılarda 1.45 1.98 2.28 beklenmekte orta vadede arkadaşlar. Çiliz tarafında durumlar bu şekilde. Tabii ki düşen trendi ana desteğimizin de altına kırıp kırmış. Burada bizim bir destek kanalımız var. Bu destek kanalının altına bayağı düşmüş. Düşmüş ama tekrar yukarı zaten denemiş ama kıramamış. Tekrar yukarı deneyecek. 0.23 ana desteğe girdikten sonra burada üzerine oturup yukarına yoluna devam edecek arkadaşlar. Çiliz tarafında durumlar bu şekilde sevgili Remzi Bey, Ramazan Bey, ben teşekkür ediyorum. Çiliz'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş kanalımızda yayın devam etmekte. Tabii ki haftanın sonlarına doğru ilerliyoruz. Hocam Enmida Coin'in değişik bir projesi var. Bakarsan sen. Tabii bakarım. Bunlara sevgili Enka, bunları ben geniş bir zamanda ele almayı isterim. Bakmak lazım. EQX'e de bakar mısınız? Tabii EQX'e de yavaş yavaş bakalım. Yavaş yavaş buradan devam edelim. Sevgili Metin Bey, diğer TikTok kanalımızda da aynı zamanda canlı yayındayız. TikTok kanalımızdaki YouTube ikonuna basmanız lazım. Oradaki Telegram adresi zaten pasiftir. Oraya basamazsınız. Orada link yok. TikTok'taki arkadaşlar YouTube kanalımıza basıp YouTube kanalımızdaki herhangi bir videomuzun açıklamalar kısmındaki aşağıda görürseniz devamı olarak Telegram kanalı bulabilirsiniz. TikTok kanalımızda YouTube ikonu vardır yukarıda profil sayfamın hemen altında. Ona bastığınız zaman YouTube'a sizi yönlendirir ve YouTube'da da zaten şu an canlı yayındayız. Canlı yayınlarımızın açıklamalar kısmına bakarsanız orada da Telegram kanalımızın adresine ve giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, piyasalarda son durum bu şekilde. Yavaş yavaş artık yayınımızın sonlarına doğru geliyoruz. Bugün yayınımızı diğer günlere nazaran uzun değil, biraz daha kısa tutalım. 2 saati yavaş yavaş geride bırakacağız. 10 dakika, muhtemelen 10 dakika sonra, yani saatler 1 saat 50 dakikayı yayında geride bırakmışız arkadaşlar. Yavaş yavaş yayınımızın sonlarına doğru geliyoruz. Remzi Bey, Hibar'da durum böyle. Evet, Hedera'da durum böyle. Telegram kanalımızda güncel olarak sinyaller VIP grubumuzda paylaşılmakta. Direnç kanallarımız, destek kanallarımız, direnç kanalı sat, destek kanalı al. Tabii ki takipte bakmak lazım, takipte olmak lazım. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte. Devam edelim yavaş yavaş ve sonlarda bir Bitcoin, Ethereum analizi yapalım. Yavaştan yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. Bugün sayımız çok fazla değil. Muhtemelen hafta ortası, insanlar yorgun. Evet arkadaşlar, Bitcoin'deki düzeltme gelecek dedim. Bir düzeltme beklentisi var. Düzeltme nerelere kadar gelir? Geri çekilme 43.900 seviyeleri, 43.000 pardon, 43.880 seviyelerinin altına inerse ne olur arkadaşlar? Tabii ki biraz daha 43.600-500 ve 43.380'in altına atmaması lazım. Daha fazla yukarı. Yukarıdaki ana destek kanalı bir diğer destek kanalımızı kırması lazım. Ama buradan satış baskısı gelmiş. Görmüşsünüz çok güzel iki band arasında sıkışmış. Burada bir double bottom formasyonu, yukarı yönlü hareket. Burada bir ofalaması, tekrar yukarı yönlü hareket. Burada artık kar satışları gelmiş. Buradan bir düzeltme gelecek buralara kadar. Buralara da deneyebilir arkadaşlar. Buralardan alım yapılabilir. Değerlendirmek lazım. Yine piyasaları izleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar Bitcoin'de yukarı hareketimizi yapacağız. 46.200 seviye, 250 seviyeler üzerinde kapanışlar yaparsak eğer 48.000'leri konuşacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ethereum tarafında da bir Ethereum'daki yükselişin başlayacağının işaretini vermiştim. Dün yine bu seviyelerde düşen trend kırıldı. Tekrar ne oldu? Düşen trendin altında bir çift düşen bir trend, altında bir yol izledi. Düşen kanalı oluşturmaya çalışsa da burada tekrar kırdı. Yukarı yönlü hareketlerini yaptı. Burada bir destek kanalımız var. Bu destek kanalımızın üzerine atıp evet, burada bir direnç destek kanalımız var. Burada da bir direnç kanalımız var. Dirençlerin üzerine atıp arkadaşlar yukarı yönlü hareketini yapacak ama buraya kadar düşmesi beklenebilir. İzlemek lazım. Yukarıda tabii ki hedefleri, tekrar Ethereum yukarı yönlü hareketlerini yapacak. Buradaki zaten hedefleri kıramamış. Yani nedir bu? 3200 seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmesi için. Daha sonra 3264, 3390 ve yukarıda 3490 seviyeleri, daha yukarıda ise Ethereum'da 3789 seviyeleri. Bu seviyelerle ortalama artı eksi %3 ve 5
bant aralığında yola devam edecek arkadaşlar. Ethereum tarafında. Tabii ki total 2 market cap verilerine baktığımız zaman bu total 2 market cap verileri arkadaşlar alt kripto para piyasasında hacim girdisini işaret eder. Yükselmiş. Gayet de güzel hacim girdisi olmuş ama burada bir yatay trende giriş yapmış. Bunun üzerinde devam ettikçe çok fazla bir sıkıntı olmayacak. Devamını gerçekleştirmesi lazım bunun üzerinde. Tabii buradan bir yatay trend olup buraya dönüp tekrar yukarı görebilir. Tabii Bitcoin dominansa düşüş evresi içerisine girmiş. 1.100 trilyon yani dolar 1.1 trilyon 100 milyar dolar. Burada şu anda bir hacim var. Bunlar çok büyük paralar. Tabii ki bizim beklediğimiz rakamlar güzel bir coin seviyelerini tekrardan yukarı yönlü hareketlerini başlatması için şuradaki seviyeye gelmesi lazım. Nereye gelmesi lazım arkadaşlar? Bu seviyeleri aşması lazım. Burada bir direnç destek buraları aşması lazım. 1.163 trilyon dolarları aşması lazım. Ve buraya doğru evrilerek gidecek. Sıkışırsa yukarı yönlü hareket patlayacak. Çünkü üçgen formasyon oluşmuş olacak. Ve yukarı yönlü hareketin devam edecek. Daha sonra arkadaşlar ne yapması lazım? Şuradaki seviyeleri, buradaki seviyeleri tekrardan direnç desteği. Yani burada bu bant ortalamasını yukarı kırması lazım. Bu da nedir? 1.256 trilyon dolarlar. Daha sonrasında ise arkadaşlar 1.256'dan sonra arkadaşlar 1.35 ve yukarıda da ise bizim neyimiz var? 1.46. Buralar tabii ki sizin o terste kalmış olduğunuz, eğer ki aranızda terste kalanlar varsa güzel hedefleri, çıkış noktası ve kar satışları için değerlendirilecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Borsa Trader kanalında günlük olarak sizlere alt kripto veyahut da güncel kripto borsasının piyasasının Bitcoin'den Ethereum'a, SLP Coin'den Shiba'ya, Raka'dan Star Atlas'a, Blocktopia'dan Engine'e birçok analizleri burada gerçekleştiriyoruz ve temel bilgilerini sizlere aktarıyoruz. Sizler de değerli izleyenler, her biriniz ayrı ayrı kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Katılımlarınızla yorumlar kısmında değişik zamanlı yoğunluk katılımımız değişiyor. Çok organik bir kanalımız, yeni bir kanalımız Borsa Trader kanalı. Telegram grubumuzda bulunmakta. YouTube videomuzun açıklamalar kısmındaki hem Gateway hem Binance borsası hem Maxi borsasına indirim kazanacağınız kayıt referans linklerini de bıraktım. Telegram grubumuzun giriş davet linkini de oraya bıraktım. Oradan basıp Telegram grubumuzun public kanalınıza girebiliyorsunuz. Yani genel halka açık kanalına girebiliyorsunuz. Anlatmış olduğum hiçbir içerik yatırım tavsiyesi içermiyor. Yatırımlarınızı lütfen araştırmanız doğrultusunda yapmanız önemli olarak rica olunur. Değerli yorumlarınız ayrıca benim için değerli. Her birine dönüş yapmaya çalışıyorum. Vaktimiz ne kadar uzasa da kısalsa da tabii ki olamadıklarını bir sonraki sefer canlı yayınlarda değerlendirmeye alıyoruz. Tabii ki arkadaşlar güncel kripto varlık birimleriyle haberdar olup güncel analizleri takip etmek istiyorsanız kanalı da takip olup abone olup tüm bildirimleri açmanız gerekli. Telegram grubumuz ilk çıkış noktası ve buradan yukarı yönlü hareketler gelecek arkadaşlar. Zaman zaman yükselişleri birlikte izleyeceğiz. Düşerken de buradayız, yükselirken de buradayız, yükselirken de buradayız. Bu yüzden de tüm katılımcılara yayında olan tüm katılımcılara ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarımızda yükseliş potansiyeli olan tokenlardan, coinlerden, projelerden haberdar olmak ve güncel analizleri değerlendirmek için yorumlarla birlikte benimle birlikte burada eşlik etmek için Borsa Trader kanalını takip etmeye devam ediyorsunuz. Herkesin bereketinin bol olacağı yeni bir güne uyanmak niyetiyle ve dileğiyle herkese sağlıklı, bereketli, mutlu geceler arkadaşlar. Hoşça kalın. Yarın yine bir düzenli video ve yayınlarda sinyallerimizle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, bereketiniz bol olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.